Efendim merhabalar. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerin karşısındayız. Biz kadınlar yine çok çok üzgünüz. Çünkü 2007'yi bitirirken, uğurlarken gerçekten de korkunç bir yıldı 2020. Bir günde dün maalesef 3 ayrı şehirde 3 kadın vahşice öldürüldü, katledildi. İstanbul'da öğretim görevlisi Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından önce boğazından bıçaklandı, sonra yakıldı. Malatya'da Selda Taş, eşi Mehmet Taş tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Antep'te Vesile Dönmez, kendisini rehin alan oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 2020 yılında tam 436 kadın öldürüldü, vahşice katledildi. Ülkemiz adeta bir kadın mezarlığına dönmüş durumda maalesef. Acil olarak bir an önce derhal hukuki ve sosyal çok büyük adımlar atmak gerekiyor. Cezalar mı yetersiz bilmiyorum. Sosyal olarak o mentale, o düşünceye tam olarak ulaşamadık mı bilmiyoruz ama maalesef kadınlarımız çok korkunç bir şekilde öldürülüyor. Dile kolay, 436 kadın 2020 yılında katledildi. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemi bir kez daha öne çıktı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Neden yaşatır biliyor musunuz? Kadınları şiddete karşı korumak için ve aile içi şiddeti önlemek için yaşatır. Kadın erkek ayrımcılığının kaldırılmasına katkıda bulunuyor İstanbul Sözleşmesi. Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik politika tasarlamak, ulusal ve uluslararası işbirliğini yapmak. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'nin bütün yükümlülüklerini bir an önce acil olarak derhal yerine getirmemiz gerekiyor. Bir kadın şiddete uğradığında biz kadınların hepimizin canı yanıyor. Bir kadın öldürüldüğünde bir yanımız eksiliyor. Bizler de yavaş yavaş öldürülüyoruz. Biz burada 3 kadını söyledik, onları andık ama günlerdir Sezai Koçak'tan da bahsediyoruz. Sezai Koçak da yine bir kadın. 2 çocuk annesi, biliyorsunuz, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Birazdan onu konuşacağız ama özellikle Aylin Sözer, öğretim görevlisi, öğrenciler yetiştiren Aylin Sözer, biliyor, önce onu söylemiştik. Kemal Ayyıldız tarafından boğazından bıçaklandı, ardından yakıldı demiştik. Vahşice öldürüldü. Hayatını kaybetmeden önce öğrencilerine adeta vasiyet gibi bir konuşması var. Çok etkileyici, çok üzücü ama paylaşmak istiyorum. O konuşmayı bir ekranlarınıza getirmek istiyorum şimdi. Ben bu mesleği ne kadar büyük bir aşkla yapıyorsam eminim ki hepiniz aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki. Her birinize o kadar çok inanıyorum ki. Bütün silahları donandınız. Çıkacaksınız, ortalığın tozunu dumanı attıracaksınız. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var. Bunun içinde ilgi var. Bunun içinde saygı var. Bunun içinde her şey var. En çok da meslek aşkı var. Nasıl benden gördüyseniz o aşkı ömrünüz boyunca devam ettirin. Sakın unutmayın. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur. Ve her hayatınıza dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürlü ve hep daim etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize elimi verdim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz hiç bitmesin. Ben susmam, biliyorsunuz, kapı keserim. Başta 436 kadın olmak üzere Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez. Biz de sizleri çok seviyoruz. Mekanınız cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yakınlarınıza sabır diliyorum ama biz kadınlar da bütün kalbimizle mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Ama siyasilere de çok şey düşüyor. Sosyolojik ve hukuki olarak gerçekten çok büyük adımlar atmak gerekiyor. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben çok kızgınım ama ağlamak da istemiyorum. O görüntüyü de vermek de istemiyorum. Çok kızgınım çünkü yani. Yeri gelmişken şurada bir kez daha hatırlatmak gibi istiyorum. Hele o görüntüler, öğrencilerine çok, söylediği sözler ya. Allah'ım yarabbim. Bir de Aylin hocamız kadına şiddete yönelik sempozyumlar düzenlemek için hazırlık yapıyormuş. Evet, bu arada. Bu da bir yeni duyduk. Ben şunu söylemek istiyorum Didem Hanım. 2018 yılında Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES, bakın KADES uygulamasını tekrar hatırlatmak istiyorum. KADES'i sadece kadınlar cep telefonuna indirebilir. Bir butondur. O butona bastığınız anda, bakın çok önemli burası, çok basit bir şey.
butona bastığınız anda 3 ya da 5 dakika içerisinde size yakın en yakın ekip gelir ve yardımcı olur. Lütfen bu uygulamayı indirin. Ücretsiz. Hem iOS hem Android uygulaması var bu şekilde bunu marketlerde. Lütfen bunu indirin. Şimdi biz de Sezai Koçak'ın şüpheli ölümünü konuşalım. Bir kadın yine. Bir kadın balkondan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Gaziantep'te. Vesile Dönmez de biliyorsunuz dün hayatını kaybetmişti. Maalesef Gaziantep'te Sezai Koçak neden hayatını kaybetti? Hayat dolu iki çocuk annesi bir kadın. Ailesi ölümünü çok şüpheli buluyor. Biz de açıkçası çok şüpheli buluyoruz. Her iki tarafı da dinliyoruz. Sevgili annesinin Fatma Hanım'ı kurban olayım gözlerinden yaş dinmiyor. Yazık günah değil mi bu kadına, annesine, çocuklarına yazık günah değil mi? Önemli iddialar var. Bugün onları da dile getireceğim. Dün de konuşmuştuk, bir hatırlayalım. Yine bir kadının şüpheli ölümünü konuşacağız maalesef. Boşanmak istiyordu. Balkondan düşerek can verdi. Sezai Koçak'ın manevi ablası Emine Hanım konuştu. İddialar çoğaldı. Ali Bey'in tepkisi ayrılmak istemiyordu. O şekilde bana söyledi, ayrılmak istemediğini söyledi dedi. Fakat en çok da o kanıtlar ortaya çıkacak diye, çünkü Sezai şöyle bir cümle kurmuş. Bu kanıtları yayınlarım. Emrah Bey'in bütün kaygısı, endişesi, hani benim belli bir görevim var. Gaziantep Üniversitesi'nde profesörlük unvanım var. Ona hiçbir şey olmaz. Olan bana olur. Aileyi zedeleyecek belgeler, bilgiler bulmuş. Ya da ses kayıtları almış. Yani bu o hayatını endişe edeceği kadar değerli bilgiler elde etmiş. Karşı taraf da biliyor demek ki bunların muhtemelen hepsini. Muhtemelen biliyor. Evet. Yani aslında kanıt topluyor yani. Boşanabilmek adına kanıt topluyor. Evet, ve çarpık toplamış ilişkileri da içeren Ali Bey'in hani ilişkilerine, bu çarpık ilişkilerine içeren yazışmalar, kayıtlar, onlar mevcuttu. Bu son geldiğinde içini dolu dolu döktü bana. Daha önceki hani telefon kayıtlarında da çıkacaktır. Konuşmalarımız oldu. Yine ara ara anlatıyordu bu vefatından önce. Ağustos'tan bu yana özellikle çok daha yoğun anlatıyordu bunları. Suçlanan eşin kardeşi Emrah Bey'in iddialı açıklamaları ortalığı karıştırdı. Daha olayın çok tazeliğinde Neveser Hanım'ın ve Sevtap Hanım'ın bu markalı şeyleri, gözlükleri, kıyafetleri istediler bunları. Lütfen yayınlayın. Sevtap Hanım mesela lacivert şifon gömlek istiyor. Bir ünlü markanın kotunu istiyor. Bir markanın mavi ekose yanı düğmeli eteğini istiyor. Buyurun. Neveser Hanım'a gelelim. Çok ünlü bir markanın güneş gözlüğünü istiyor. Siyah deri elbise istiyor, bir markanın kot elbisesini istiyor, kırmızı elbisesi varmış ve tabloları, kendinin yaptığı tablolar varmış. Hepsi duruyor, biz zamanı gelince kendisine tablolarını vereceğiz. Kardeşi Neveser Hanım yayına bağlandı, iddiaları yalanladı. Maddiyata düşkün bir aile olsaydık, öncesinde benim büyük ablamın mobilyalarını ablamın evinden alırdık. Bu bir. İkincisi... Büyük ablanızın mobilyaları Sezai Hanım'ın evinde Sezai'nin mi? Sezai'nin evinde. Aa, tabii ki. Şey. İnkar edebiliyor mu acaba? Bu bir Didem Hanım. İkincisi de şudur. Ne kadar ayıp şeyleri konuşuyoruz ya. Daha ödemediği hiç faturası bizim ya elimizde olan çamaşır makinesini alırdık. Hala ödemekte olduğumuz taksidini, helali hoş olsun kardeşime, onları gider alırdık. Siz nasıl bir ailesiniz, nasıl bu kadar özünüz dönüyor yalan söylemeye? Sadece istememizin sebebini kısaca vurguluyorum Didem Hanım. Söyleyin. Biz daha önce giysilerimizde benim birçok giysim var ablamın olduğu gibi. Sezai bize verirdi, biz Sezai'ye verirdik. Sürekli değişimli kullanırdık. Bu istedikleriniz sizin kendi kıyafetleriniz mi? Kendi kıyafetlerimiz, ama şunu vurgulamam lazım. Özellikle son zamanlarda, son birkaç hafta içerisinde olan giysilerimiz. En azından kokusu olanı istedik. Bakın Didem Hanım, ben ressamım Didem Hanım. Hı hı. Kendi elimle yaptığım tabloları da istiyorum. Özellikle biz bilmeyelim diye sabaha karşı gün be gün ev taşıdılar. Sabaha karşı her gün parça her parça. Hayatını kaybettikten sonraki hafta hani çocuklarına eşya almak için girmişler ya güya eve Didem Hanım. Evet. 8 valizle çıkmışlar. Emrah Bey'in sosyal medya paylaşımları tepki çekti. Yıllarca kira bedeli gönderdi dediler. İki tane orada 2016 yılına, 2018 yılında mı, 2016 yılında mı veri çıkardılar. Adları boş. Bizim hepsinin tekrar ödendiğine dair belgeleri var. Kaldı ki ödemedik.
Kaldı ki annem babam ödemedi. Yıllarca senin kardeşine çok mal varlığın var ya hani. Yıllarca senin abine benim ablam baktı da bütün evinin eşyalarını her şeyini benim ablam aldı da annesine babasına 75 lira mı veremiyor? Mersin'den sırdaşı ve yakın arkadaşı Funda Hanım canlı yayındaydı. Sezai hayatını kaybettikten sonra işte o şirket arabası, araç var ya, o araç sonra birileri tarafından aranıyor galiba. Anlatır mısınız? Kim arıyor aracı? Aracı kimin aradığını ben bilmiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Ben dediğim gibi bu olayı öğrendikten sonra hemen hemen her gün günlerce görüştüğüm için bu konulara vakıfım. Araba uzun süre orada kalmış zaten. İkinci kere gelindiğini, birilerinin geldiğini söyledi. İkinci kez gelmeleri değilmiş. Ha, aranma olmuş. Kim gelmiş peki dedim. Yine bilmiyorum dedi. Sezai Hanım'ın arabasının kimliği belirsiz kişiler tarafından aranması şüphe uyandırdı. Kaç gün sonra arandı araba biliyor musunuz? Ben bir hafta 10 gündü arası belki. Yani ama arabanın uzun şey süre orada kaldığını çok polis net biliyorum. İkinci aramamda da... Bir saniye. Buyurun. Orhan Bey bir şey söyledi. Polis evet. O kadar beklemez diye düşünüyorum ben şahsen. Acaba. Artı araç şirket aracı olduğu için şirket yetkilisinin evet. de onu bilgisi dahilinde olması lazım. Arama yapılacak sonuçta araçta. Doğru. Komşularla konuştuğumda vallahi dedi geçen birileri geldi dedi. 4-5 kişiydi dedi. Arabayı aradılar dedi. Kimmiş dedim ben. Kim aradı arabayı? Komşular da böyle bir şey söylüyor dedi. Herhalde polislerdi yenge dedi. Arabanın dedi koltuk başlarına varana kadar söküldü dedi. Büyük olasılıkla o aracın içerisinde çünkü o çarpık ilişkilerin olduğu fotoğraflar, yazışmalar onların rahmetle bir şeyini almış. Flash bellek. Flash bellek bir yere kaydetmiş ve o flash bellek büyük olasılıkla onun içinden aranıyor. En hafızası yüksek olanı almıştı ve rengine kadar biliyorum. Sezai Hanım'ın apartman 3. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdiği sıralarda o sırada bir komşusu, apartmanda oturan komşusu o sırada balkonda ve birçok şeye tanıklık ediyor. Birazdan o komşuyla yapılan röportajı ekranlarınıza getirecek. Çok çarpıcı şeyler söylüyor çünkü ama onun öncesinde Fatma Hanım'ın söyleyecekleri var. Ya söyledim bunu, 3 kişi bir kişiyi tutamadı. Düştüğünde bizi çağırmadılar. Ortağa kadar çağrıldı. Niye Sevta dünyanın bir ucunda? Biz çağrılmadık. Geçtim onu da. Benim kızımın başında hiç kimse yok. Efe inmiş. Bari o annenin elini tutaydı, koklayaydı annesini. Annesi onu bakıyormuş, beni kaldırın demiş. Söyleyeceği laftan korktular. Efe'yi de kaçırdılar. Çünkü onu ben atmadım. Düşmedim de diyecekti. Zaten olay kızımı tanıyorum. O sırada belki yarına gitsinler bir şeyler söyleyecekler. Konuşmuş kızım beni kaldırın demiş. Etrafa bakıyorum. Son sözü zaten o olmuş. Kaldırın beni o cümlesi beklemiş. Olmuş Didem Hanım. Şimdi bir de zaten olaydan hemen sonra o evde temizlik falan yapıldığı için bütün delilleri ortadan kaldırmış oluyorlar ister istemez. Nasıl bulacağız somut delili biz? Ben kendini soruyorum şimdi buradan bütün yetkililere. Atan bir insan beni kaldırın der mi? evet beni kaldırın. Evet, son cümlesi bu oluyor. Gözleri böyle o görenler bakın mı dedi, şimdi Nilyan yok. Annem gün mi geldi acaba, yetiştiler mi? Veya Efe'nin indiğini bildidir, gördüdür. Efe'yi de kaçırmışlar. Ne var ya, bırakın çocuğuna son bir kez koklasın. Şimdi... Telefon göründü görünmüyor diyorlar. Hiçbir şey. Bulun somut delin, bulun tutuklayın bizi diyorlar adamlar ya. Aldığın kadar temiz işlemiş. Ama temizlik yapıldı. Sizi eve niye sokmuyorlar? Bilmiyorum. Neden çocuklarınızın kıyafeti istemek zorunda kalıyorsunuz? Yani, bunlar da inanılır ben şey değil. Bunu size yalvarıyorum. Ne olursunuz sesim olun. Ben gerçekten bir anneyim ya. Bir çocuğumun bir tane bir şeysine elime alamadım. Evet. Kendileri suç. Ha, mor kapısında bana Emrah açıklama yapmış. Ben mor kapısına mı gittim ki? Beni sabahleyin kızlar Sevda Baynur hastanede kalmış. Gitmiş. İşe gittiler diyorum. Geri gel sabaha karşı geldiler. Oturuyordum ya. Hiç dediler. Geldik yarın gidip çıkaracağız. İnanıyorum geldikleri için arkadaşı Derya getirmiş bağlansın.
Ondan sonra Nevesler sabahleyin kalk şey anne dedi yat diyorlar. Niye yatıyorum yatmıyorum ya diyorum içim yanıyor. Neyse uzandım. Babam kalkardı uzandım geldi Nevesler de anne kalk gidiyoruz. Nere? Hastaneye. Niye? Mehtap ablamı almaya dedi. Şöyle kalktım gidiyor üzerimi giydim böyle bir şey çektim. Babam da kalsın dedi. Babam da kalsın. Baba da kalktı. Babası da şaşırdı. Niye dedi. Bir baktım Cem çıktı. Cem sen ne geziyorsun dedim bu Sivas'taki damadım. Anne ben Urfa'da dedi. Şey işe almıştım. O dedi bir şey Urfa'da işim var dedi. Oraya gidiyordum bir de uğrayayım sizi görürüm dedi. Damadınızsın. Evet. Nevesel Hanım'ın eşi. Evet babası arabayı ki arabaya yöneliyor. Baba yok yok dedi. Ben dedi sizi... Sakin. Alırım hastaneye bırakın ben de Sezai görürüm dedi. Geri ben oradan giderim. Arabadan siz araba orada ya Aynur'un haberimiz yok. Oradan gelirsiniz. Hastane kapısına girdim etrafımı çevirdiler söylesinler. Aldılar bana bir şey vuruyorlar annem etrafı kaybettik dediler. Kendiler mi vardı? Nerede bana açıklama yapmışlar? Nerede, nerede? Didem Hanım şimdi nerede, olayı çok farklı nerede? Boyutlara çekiyorlar. Çünkü biz burada bulunma nedenimiz Sezai'nin tamamen neden öldüğüyle ilgili biz buradayız. Bu konu aydınlatılsın istiyoruz. Biz de şimdi oradan devam edelim. Ama tamamen olayı izin verirseniz, çekiyorlar. İzin verirseniz evet. Oradan gideceğiz şimdi. Evet. Şimdi genç bir sustum, kadın sizi bir şirkette genel müdür. Kendi hayatını idame ettirecek kadar bir şey var, gücü var. Hem sosyal hem tabii ekonomik canım. Gücü var. Ama eşinin bazı çarpık ilişkilerini yakalamış. Ve boşanmak istiyor. Çok kararlı. Daha önce de çok sorunlar yaşamış. Ailesiyle de paylaşmış bu aldatma ve çarpık ilişkileri. Hayat dolu, hayata bağlı. Bey, görüyor benim musunuz? Dinlediğim kadarıyla günlerdir işliyoruz bu konuyu. Ve tecrübelerime göre Sezai Hanım'ın... Çünkü öyle bir derdi yok. Delillerini elde etmiş. Yani eşinden boşanmak istiyor. Boşanmada kullanabileceği delilleri elde etmiş. Evet. Burada bir zaten bütün mesele de buradan çıkıyor. Sonra diğerlerinin Emrah Bey ile Didem Hanım'ın da olaya dahil olmasıyla başlıyor. Evin içerisinde. Ay, kötü oldu. Kötü oldu galiba. İyi misiniz? Ha? Dinliyorum kesmen yok dinliyorum. Ben taş basıyorum. Cehennem ateşinde yanıyorum. Tamam, ben dinliyorum sizi kurbanınız olun. Estağfurullah. Tamam, kurbanınız olun. Tamam ben size kurban olayım. Lütfen sakin olun. Hepinizin kurbanı Allah ay. Sizlere kıymasın. Onlar hariç ama. Diplemeyin bunu da. Bence Sezai Hanım'ın ölümü gerçekten şüpheli bir ölüm. Kendini de attığını düşünmüyorum. Kendini korumak amaçlı. Bakın altını çiziyorum. Elindekine sahip olmak ve kendini korumak amaçlı. Çünkü içeride 3 kişi var. Balkona çıktığını düşünüyorum. Ve balkonda en azından o trabzanlara tutunarak bakın gelirseniz atarım gibi bir cümle kurduğunu da tahmin ediyorum ki ben bunu sormuştum. Aslında kendini atmak değil de orada artık müdahale mi edildi de düştü aşağıya yoksa kendimi kaydı düştü aşağıya ama inanmıyorum. Elindekini korumaya çalıştı. Mevcut delilleri korumaya çalıştı. O anda alındı elinden. Evet, büyük aile burada öyle Emrah Bey'i de dinledik günlerdir. Değişik değişik boyutlara taşıyorlar olayı. Ya sonuç oradan düşerek ölüyor ve orada bir insan canını yani can veriyor. Hı hı. Sonuçta bu meydana gelen olay da o üç kişinin olduğu ortamda oluyor. Evet. İtiliyor mu? Yoksa düşürülüyor onlardan mu? Kaçıyor mu? Bir kaçıyor şeyden kaçıyor mu? Mu? Ama ne olursa olsun bana göre o hem Emrah Bey'in hem Ali Bey'in hem Didem Hanım'ın da bu konuda bir kere şüpheli olarak ifadelerini alması lazım. Evet. Teşvik mi ettiniz? Az mı ettirdiniz mi? Bilmiyoruz. O, evde o arabada neden arama yapıldı? Kim yaptı? Sakin Hanım niye oradaydı? O ev neden temizlendi? O Sakin Hanım oraya neden gitti? O temizliği yaptı. Dayının bize verdiği şey var, açıklama var. Neden evet. Ayakkabılarını şey olmadan içeri girmelerini istedi? Ayakkabıları içeri kesinlikle. Girmeyin dedi. Biraz temizlik önce, yaptım. Biraz önce Fatma Hanım söyledi. Bakın ben yeni duydum onu. Emrah Bey demiş ki somut deliliniz mi var? Hayır. Zaten yok ettiniz varsa bile öyle bir delili. Çok eminler çünkü onlar somut çok delil var mı demek zaten çok biz acımızı yaşayamadan çok adalet arayışına somut girdik. Delil var mı demek çok abesle iştigal bir durum şu an. Şimdi o komşunun röportajına gireceğim ama hocam bir şey söyleyecek şimdi, galiba.
kalan bir mektup olur, bir şey bırakır, kendisi bununla ilgili bir ipucu verir. Ya kendi hayatına kendi... son vermekle ilgili. Emrah Bey böyle bir şey söylüyorlar. Onun dışında çok öfkeyle ani verilmiş bir karar gibi de açıkçası durmuyor. Çünkü yeni öğrendiği, onu şok edecek, çok büyük bir hayal kırıklığına uğratacak bir şey yok. Yani eve gelirsiniz, evet, eşinizi biriyle görürsünüz. Çok sevdiğiniz biridir, çok canınız yanar. Öfkeyle kendinizi böyle bir şey yapabilirsiniz. Öyle bir şey de yok. Planlanmış, neredeyse artık evini ne şekilde yaşayacağına kadar karar vermiş. Hiçbir anlam verilemeyen bir anladım durum bu. Evet. Şimdi komşuyla yaptığımız o röportajı... Bayramdan önce yakalanan Fatma kişi. O komşuyla yaptığımız röportaj son anlarında tanıklık eden o röportajı bir ekranlara getirelim. Çok çarpıcı şeyler söylüyor. Çünkü gelsin ekranlara lütfen. Sezai Koçak'ın balkondan düşüş anının tanığı komşusundan çarpıcı açıklamalar. Sadece düştüğünü gördüm. Düşüş anı ağız düştüğünü gördüm. Başka da yani görmedim. Ben çünkü öyle sarsıldım onu görünce, öyle şok geçirdim. Beni bırakın dedim, ambulansı arayın, bu yaşıyor dedim. Baktım böyle ayaklarını kıpırdattı. Ama o anda hiç kimse yoktu. Birkaç dakika sonra baktım bir bayan geldi. Başörtülü bir bayandı. O kaldırmaya çalıştı. İşte ha. Sezai diye bağırmaya başladı şeyi. Ters çevirdiğince benim oğlan da izin vermedi. Dedi ki çevirmeyin dedi, boğulabilir dedi. Sezai Hanım kendi mi dedi beni ters çevirin diye? Ters çevirin diye anladım. Yani böyle söyleyemiyor. Böyle böyle yaptı. Ha, eliyle. Eliyle. Kendi konuşarak değil ama bayan anladı çevirmek istediğini. Bir bayan geldi, sonra eşi geldi. Sonra eşi geldi. O da yanında böyle işte durdu. Ben görmedim, sonra dediler diğeri de ertesiymiş, ertesi falan geldi işte. Peki sırt üstü kim çevirdi? Sırt üstü tam değildi, bir bayan geldi. Yan çevirdiler. Böyle yaptı kendisini, beni yana çevirin diye. O zaman da işte benim oğlan dedi ki ne çevirmeyin dedi. Hani dedi eğer ki hiç kanaması falan varsa dedi boğulma şey falan olabilir. Çevirtirmedi ama biraz hafif yine de çevirdi. Yan kaldı. Aynen. Ama yaşıyordu. Ben hatta yaşar da dedim, toprağın üstünde dedim. Kadın çabalıyor konuşmaya falan dedim. Yani inşallah bir şey olmaz dedim. Konuşmaya çabalıyor. Evet, başörtülü bir kadın iniyor aşağıya düştüğünde. Yani yanında oluyor. Acaba Sakine Hanım mı? Apartman görevlisi mi? Görmedik, bilmiyoruz ki ne diyeyim ben. Ne yalan söyleyeyim, niye mi söyleyeyim? Ya, yüzüstü düşmüş o zaman. Kayınvalidesini, teyzesini çağırmışlar. Onlar başörtülü. Sıcağı sıcağına. Evet, yani ortağını çağırmışlar. Ama olay daha çok sıcak olduğu anlarda. Yok. Çok yakın oturuyor mu kayınvalide? Yakın, yakın. Ama şöyle daha onlar yani Ali Beyler, Emrah Beyler, Didem Hanım falan aşağı inmeden. O zaman Sakine'dir veya aşağı komşudur. Başörtülü bir kadın hatta o sırada çevirmek ya beni çevirin diyor. Dediğiniz o sözü söylüyor. Görmedim. Çünkü gözüyle beni biz çevirin onu diyor. Duyduk işte beni çevirin demiş, gözleri arıyormuş etrafı. Beni mi arıyordu, oğlunu mu arıyordu, kim arıyordu bilmiyorum. Kaldırın beni. Beni resmen cehennem ateşinde yakıyorlar, ölmüyorum da. Oy yavrum oy. Oy ben dedim. Görmedim. Ev savaş alanı demişler. Ya olsun savaş alanı, olmasa öldü zaten kızım. Üç. Kopamadı. Emrah Bey de şu itirafta bulundu. Yani o gün keşke şu olmasaydı dediğiniz bir şey var mı diye bir soru sormuştu kendisine. Demiştik ki ya o eve keşke gitmeseydik gibi bir konuşmaları aslında olmuş. Farkında biraz da Emrah Bey o evet açıklamayı yaparken. Yani onlar gidince hararetlendiğini kabul ediyor. Tabii canım. İş evet dünyasında bence. Kavgayı alevlendiriyor yani, çünkü dışarıdan gelenler. Hayır, şimdi Fatma Hanım bir anne olarak burada çok haklı olarak ağlıyor, yakınıyor. Benim gözümün önüne açıkçası torunları geliyor. Yani ya, rahmetlinin çocukları geliyor. Yarın bir yazık. Emrah Bey cevap versin bize mesela bu konuya. Ağlıyorlar. Ona göre, ona göre Sezai Hanım. Yanıt istiyoruz. Evet, siz son anlarını. Madem öyle. Peki o son anlara tanıklık ettiği için çok önemli bir röportaj. Aradan kaçmasın bazı sözler. Evet. Bir kez daha ekrana getirmek evet istiyorum ben lütfen. Evet. Gelsin bir kez daha ekrana. Sezai Koçak'ın balkondan düşüş anının tanığı komşusundan
çarpıcı açıklamalar. Sadece düştüğünü gördüm. Şu an ağız üstü düştüğünü gördüm. Başka da yani görmedim. Ben çünkü öyle sarsıldım onu görünce, öyle şok geçirdim. Beni bırakın dedim, ambulansı arayın, bu yaşıyor dedim. Baktım böyle ayaklarını kıpırdattı. Ama o anda hiç kimse yoktu. Birkaç dakika sonra baktım bir bayan geldi. Başörtülü bir bayandı. O kaldırmaya çalıştı. İşte ha. Sezai, Sezai diye bağırmaya başladı şeyi. Ters çevirdiğince benim oğlan da izin vermedi. Dedi ki çevirmeyin dedi, boğulabilir dedi. Sezai Hanım kendi mi dedi beni ters çevirin diye? Ters çevirin diye anladım. Yani böyle söyleyemiyor, böyle böyle yaptı. Ha eliyle? He eliyle. Kendi konuşarak değil ama bayan anladı çevirmek istediğini. Bir bayan geldi sonra eşi geldi. Sonra eşi geldi. O da yanında böyle işte durdu. Ben görmedim, sonra dediler diğeri de ertesiymiş, ertesi falan geldi işte. Peki sırt üstü kim çevirdi? Sırt üstü tam değildi, bir bayan geldi. Yan çevirdiler. Böyle yaptı kendisini, beni yana çevirin diye. O zaman da işte benim oğlan dedi ki ne çevirmeyin dedi. Hani dedi eğer ki hiç kanaması falan varsa dedi boğulma şey falan olabilir. Çevirtirmedi ama biraz hafif yine de çevirdi. Yan kaldı. He, aynı. Ama yaşıyordu. Ben hatta yaşar da dedim, toprağın üstünde dedim. Kadın çabalıyor konuşmaya falan dedim. Yani inşallah bir şey olmaz dedim. Orhan Bey, az önce şöyle kritik cümleleri beni konuştum. Kaldırın demez değil ama. Eylemi de gerçekleştirmişsem zaten onu göze alarak beni kaldırın demem yani. Evet. Ben hiç inandırıcı gelmiyor bana. Bir de şeyi merak ettim. Aslında keşke komşumuza onu da sorabilseydik. Sezai Hanım yanına aşağı indiklerinde oradaki Emrah Bey, Ali Bey ya da Didem Hanım aşağı geldiği yakınların arasında ne konuşuluyordu mesela? Evet. Yani apartman görevlisi Sakine Hanım'sa Sakine Hanım birçok şeyi biliyor aslında. Yani o bayan kim? O başörtülü. Gelen başörtülü bayan kim? Niye önce o bayan geliyor? Sezai'yi da tanıyor muhtemelen. Sezai diye seslendiriyor. Evet. Sezai diyor. Ve birkaç dakika sürdüğünü söylüyor aşağı inmelerini. Kaç dakikada? 3-4 dakika dedi. Sonra indiler aşağıya. 5 dakika. Bir sorabilir misiniz? Bize röportaj, yani o hanımefendinin telefonu varsa, ben ekibime rica edeyim Dursun Hanım. Onu bir soralım. Şeymiş yani, kim olduğunu biliyor mu? Sakine Hanım mıymış acaba? Bir bakalım. Çünkü insanlar önce bir konuşup sonra maalesef bir çekiniyorlar. Apartmanda herkes ama bunda bir... neden çekiniyorlar ben de anlamıyorum. Ben ifade yani. Edebilir miyim Didem Hanım? O bölgedeki binalarda Sezai'nin oturduğu karşısı yanı hepsi Emrah Beylere, Ali Beylere ait. Oradaki görenlerin hepsi de onların kiracısı. Dolayısıyla bundan dolayı görgü şahidi var ama konuşmuyorlar. Ama konuşmaları bizim ciğerimiz yanıyor. Biz yasamızı tutamadan adalet mücadelesine girdik. Biz buraya onun için geldik. Sezai bizim canımızdı, kardeşimizdi, bağımızdı, her şeyimizdi. Ama onlar olayı o kadar saptırıyorlar ki konuyu maddiyata dökmüşler. Ya gelsinler, ben onlara trilyonlar vereyim ama Sezai'mi geri versinler. Böyle bir şey olabilir mi Didem Hanım? Ya. Her şeyi para pul, para pul. Ya nedir maddiyat, o giden canı geri getirecek evet, mi? Evet ya, benim kızımı ne getirecek? Bana onu versinler, kızımı versinler, buyursun versinler. Diyor ki, bak birine diyor ki, Ozan de diyor duymuyoruz. Ne olursun dua et. Emrah da Ali de. Yani annesi Zerrin Özahi duymadığımız zannediyorsalar yanılıyorlar. Her şeyi duyuyorum. Ne diyorlar, kime söylüyorlar bunu? Söylemiş bir arkadaşına, ne olursun demiş. O da yüzünde ses etmemiş, arkadan demiş ki gül gibi kadını yediler, ne genlere dua edecek? Çünkü dedim ki öyle ki biz öyle olmadığı kanaatindeyiz. Farzı öyle düşünüyoruz. Bile istemiyorum Didem Hanım. Hayır, rica ediyorum. Ona sürüklemek de TCK'ya göre ciddi suç. Evet. Yani ne kadardı cezası? 6 aydan 5 yıla dedim. Özür dilerim. Benim kızımın cezası 6 ay olmaması lazım. Eğer sürüklemişlerse onun ölümüne sebebiyet teşvik etmişlerse, engellememişlerse orada, durdurmamışlarsa, işte bunlar hepsi ortaya çıkacak. Tutmadılar, teşvik ettiler, tabii, öldürdüler, delilleri sildiler. Sezai delilleri. Oraya Efe'yi almak için girdi. Annesi telefon açtıktan sonra Sezai'nin tek niyeti... Evet. Efe'yi almak içindi. Şimdi bir sorduk o komşuya, az önce o ifadeleri kullanan işte aşağı kimlerin, o çay içen balkondaki komşuya sorduk, son onlara tanıklık eden Sakine Hanım değilmiş. Kim olduğunu bilmiyormuş. O zaman akrabaları herhalde. Kesin. Yani kayınvalide de dediğiniz gibi. Değil mi? Sezai diye alt komşu olabilir mi? Onların balkonuna da çarpıyor ya. Ama o da komşu olduğuna göre demek ki apartmanda oturmayan biri. Daha aileden önce inebilen biri ama. Ya sıfır, ya zemin katta oturan birisi.
orada eğer o şeyde bankta falan oturuyorlar ya bahçenin içinde. Belki oradan biri geldidir. Evet, oradan biri geldi. Bilmiyorum ama yani, bak bunu varsayımla ama söylüyorum. Ama şey çok önemli ya, beni çevirin diye. Niye kullansın dedi ya Orhan Bey, tecrübesine dayanarak. Benim ben sebep gitti Efe'yi almaya, bize gelirdi onu inceleyip bize gelecekti. Efe'yi almış, Efe niye sırt çantasını alıyordu? Yok, şey dediler Efe'nin ilk öyle... açıklaması Emrah Bey'in, niye benim babamın kolu gecik mi ki Efe, anneme Efe, şey Efe, Emrah diyorum, Emrah Bey'in açıklaması. Güya Efe demiş ki benim babamın kolu gecik mi ki elini uzatsın da anneme düştüğü yerden yakalasın çıkarsın. Benim babamın kolu o kadar uzun değil ki diye açıklama yapmış. Önce babam tuttu annem elini salladı. Attı kendini. Niye? Hı hı. Madem hepiniz oradasınız niye tutmadınız? Yani o... Ondan sonra babamın kolu gecikme ve teyzelerine bunu telefonda söylüyor. Ha, telefonda çıkar. Ondan sonra görmedi. Efe'yi ben tutmuştum. Kapıyı kapatmıştım dışarıda. Ne yazık ki bir şeyi arada doğru söylüyor. İçeri koymuş, Efe'yi tutmuşlar. Oysa ki Efe'yi asansörün önüne... Efe... Annesi herhalde çantan al çık oğlum dedidir. Annesi çıkıyordu. Ben adım gibi biliyorum. Onu bırakmadılar. Şimdi bırakmadılar. O evin içinde ne yaşandığı çok önemli. Şimdi bırakmadılar. Bu evde ne yaşandıysa diyorlar ya. Yani ama her detayı veriyorlardı. O evde ne yaşandığını söylemiyorlar. Yani Ali Bey ile Sezai Hanım arasında, rahmetli arasında ne yaşandığını onlar biliyorlar. Tabii ki biliyorlar. Onu söylemiyorlar işte. Her ne yaşandıysa diyorsunuz. Didem Hanım, Emrah Bey. Muhtemelen çıkmasına engel oldular. Evet. Muhtemelen evet, çıkmasına engel oldular. O da artık şey birisi, yani iddialı bir tip Sezai Hanım da. Siz bana nasıl engel olursunuz diye muhtemelen meydan okudu ve kendi balkona attı. Ondan sonra da ya bir... Düşmedi. Orada da düşürüldü. Bu elin üstü mosmordu. Biliyoruz. Biz kızımızı tanıyoruz. Bir de hayır. Düşmüş. Vestiyer'de düşmüş de güya. Bak şimdi de onu çıkarıyorlar. Biz zaten duyduk düştüğünü. Saçımı bırakın dediğini. Düşmüş. Şey diyor ki Didem Gözeri Özahi düştü. Kafasını çarptı. Efe itti diyor. Emrah diyor ki ayağı burkuldu, kırıldı mı ne? Ayağı kırılan bir insan nasıl sandalyeye masaya çıkıyor da ayağını buraya koyuyor. Ben soruyorum. Ne olursun bir Allah korusun. Ben şunu anlamıyorum. Efe neden o sırada kapıdan dışarı çıkmak istiyor? Annesi çıkardı. Efe çantanı al oğlum çık dedi. Evet, şimdi ben tanımıyorum. Didem Hanım Efe sırt çantasını taktı. Yatak odasında başını dolaba vurdu. Sokak kapısının önüne gitti diyor. Emrah Bey de Efe kapıya koştu. Ben arkasından gittim. Asansörün önündeydi diyor. Şimdi ikisinin açıklamaları birbirleriyle çok çelişkili. Ve sonrasında nasılsa Sezai yatak odasından koşarken Sezai Hanım asansörün önündeki Efe'nin elini tutuyor, bir düşüyor. Şimdi dışarıda mı tutuyor? Asansörün önü dediği o zaman dairenin dışından bahsediyor. Ama. Yani bu kadın çıktı, evet, sonra tekrar mı geldi? Merdivenden aşağı yuvarlanır. Hı hı. Ha, ev yeni yapı ama bina. Gerçekten o kadar dar ki. Şöyle bir de Efe'nin elini neden tutmak istiyor o sırada Sezai Hanım? Kızım çıktı gidiyordu. Hadi gidelim demiştir muhtemelen. Kaç oğlum dedi. İçeri dediniz. Ben burada sesimi size duyurmak istiyorum. Ya saçını orada ben muhtemelen saçını tutup şey çekmiş diyor. Bak ben bileydim otopsi yaptırtır mıydım, haberim yoktu. Benim kızımın ölümü belli, nasıl öldüğü belli. Beynini çıkarıyorlar, beyinciğini çıkarıyorlar, ciğerini çıkarıyorlar, hepsini takıyorlar. Ben nasıl dayanım anne olarak bunu soruyorum, bana cevap. Affetsinler. Her yerini söküyorlar. Ben iki de sökeceğim. Şimdi çelişki daha var Didem Hanım. Ben Sezai'nin arkasından gidiyorum mutfağa. Efe ile Emrah sokak kapısının önündeydi. Ali abi Efe'nin yanındaydı diyor. Evet. Ancak Emrah Bey de Sezai Hanım'ın arkasından abim, onun arkasından Didem koşuyor diyor ve Efe ile ben çığlık sesine gidiyorum diyor. Yani karı kocanın ifadelerinde de çelişkiler var. Didem, farklı şeyler söylüyorlar. Şimdi tekrar bağlansalar, sorsanız diyecekler ki işte kaos ortamıydı, çok karışıktı, yanlış hatırlamışız. Ama az önce Fatma Hanım şöyle bir detay verdi. Sezai'nin, Efe'nin beyanı sanıyorum bu. Elini tuttu, salladı Sezai, bırak beni diye ve bıraktı diyor demiş. Evet. Şimdi üç kişisiniz, Ali Bey de yapılı biri anladığımız kadarıyla. Emrah Bey de mi yapılı? Yani böyle bir durumda
ben Ali Bey'in yerinde olsam, hadi oradan derim, tutarım kolundan, balkondan içeriye çekerim. Yani Didem Hanım'ı, Emrah Bey'i de çağırırım. Bir şekilde zapt ederim o kadını. Yani çocukların annesi ya. Bir de kedi gibi tutuna tutuna düştü, evet. Ne demek Allah aşkına ya. Demek ölmüş çok, bir insanın arkasından kedi gibi falan. Yani çok çok çirkin. Ayağı bu ifadeyi kullanan Didem Hanım. Didem Hanım kullandı. Tutadılar. Bu. Biri elinden tutadı, biri saçından tutadı. Ya alır dersiniz odaya. Gibi neden sizin ifadenize tırnak içinde tutuna tutuna aşağıya şey yapsın ki yani? Bırakın yani, kendi bir anda. Yani bırakın yani, gider yani kurtulmak için. Kapıyı yani kapattılar. O çıkış yolu bulamadığı için hayatını sandım kurtarmak, o evden çıkmak adına evet, alt kata atlamak istedi. Hayır, onu bile yapmaz sandım kızım. Hayır, ora geldi canını kurtarmak istedi. Orada vurdular eline, elim ordu. Bir elini gördüm. Bıçak diyor Didem Hanım, bıçak diyor. O bıçak acaba kimin elindeydi, ben çok merak ediyorum. Niye üçünü bıçaklamamış? Yani gerçekten Sezai Hanım'ın elinde miydi? Yoksa içeride başka birilerinin elinde miydi? Neden? Bir bıçak var da, evet, tabii biz rahmetli hayatını kaybettiği için o bıçağın kimin elinde olduğunu bilmiyoruz. Baba, yani ayrıca şunu da söyleyeyim. Üçünün de efenin... Efe'nin Sezai Hanım'ın atladı artık neyse, o kısmı gördüğüne ben inanmıyorum şahsen. Tanık olarak ifadesi alınmış o çocuğun ama. Görmemiş ki çocuğu. Düşmanını sanki görmüşçesine ifadesi alınmış ama bence düştükten sonra gördü. Aynur Hanım var kızınız. Tamam bağlayın. Sezai Hanım'ın rahmetlinin ablası. Onun da çok önemli iddiaları var. Onları şimdi arka Sevtap arkaya. Sevtap mı Aynur mu? Aynur Hanım. Aynur Hanım. Şimdi o gelsin. Evet, kız kardeşim. Aynur Hanım küçük mü? Küçük. Kız kardeşinin çok önemli iddiaları var. Onları bir izleyelim, ekrana getirelim şimdi. Balkondan düşerek şüpheli bir şekilde ölen iki çocuk annesi Sezai Koçak'ın kız kardeşi Aynur Koçak'tan şok edici iddialar. İddia 1. Eski eşi ve ailesinden şiddet görüyordu. Hayat dolu bir kadındı. Çocuklarına çok bağlıydı. En zayıf noktası iki çocuğuydu. Bir oğlu bir kızı vardı. Evlilikleri oğul doğduktan belli bir süre sonra evliliğindeki çatırdamalar başlamıştı. Ablam lossayken, bir süre sonra da değil, daha lossa kadınken oğlu kucağında, oğlunu kucağından alıp kayınvalidesinin kız kardeşi ve ablamın kaynı tarafından araya alınıp dövülüyor. Çocuğunu elinden alıyorlar. Sürekli psikolojik ve fiziksel şiddete sadece eşi Ali Özahi tarafından değil, Ali Özahi'nin ailesi tarafından da bunlara maruz bırakılıyor. Ne yazık ki evliliği çatırdamalar şeklinde, savaş halinde devam ediyordu. İddia 2. Boşanmak istedi, engelledi. Birkaç defa boşanma girişimi zaten oldu. Hatta bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam sene 2012, ablam 2 yıl kadar bizim evde bizimle birlikte yaşadı. Açılan bir boşanma davası söz konusuydu. Bu zaman zarfında ablam bizim eve bize girerken çocukları da bizdeydi zaten. İddia 3. Eşi ve arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Bize girerken eşi Ali Özahi ve onun erkek arkadaşı tarafından ablam kaçırılmaya çalışıldı. Benim babam ve komşular tarafından ablam kurtarıldı. İmdat diye çığlıklarının üzerine. Yani şiddete meyilli bir adam olduğu zaten buradan belli ve bununla da ilgili aynı sene içerisinde bir suç duyurusunda ablam tarafından bulunulmuştur. İddia 4. Ablamı bizden uzaklaştırmaya çalıştı. Ablamı sanırım sindirmeye çalıştı sürekli. Ablamı bizden, kendi ailesinden uzaklaştırıp tamamen kendine yönelik, kendisinin ailesiyle olan, kendi ailesiyle ilişiğini kessin şeklinde bir düşünce tarzı olan biriydi bana göre. Yani ablamı acaba bir şeyleri gebe mi bırakmaya çalıştı bu sürede, ama zaten ablam böyle bir kadın değildi ve zaten öncesinde de benim ablamı tanıyordu. Sürekli senin ailen lafını çok eder oldu ve bizim kendilerine karşı, kendisine karşı herhangi bir saygısızlığımız hiçbir zaman olmadı. Evet, Aynur Hanım'ın iddiaları çok çok önemli. Aynur Hanım'ın Emrah Bey'le, Didem Hanım'la onların ilişkileri nasıldı, araları nasıldı? Aynur'un mu? Evet, yani aileyle görüşür müsünüz birbirinizle? Yok, pek görüşmezdik. Bu son yakaladığında Emrah'tan Didem bize geldi. İşte Aynur'un arkadaşı da vardı buradan, üniversiteden, İstanbul'daydı. Son yakalandığında derken ne dedi? Ali'nin şeylerini yakaladığında. Aldatmalı işte anlatmıştık ya. Ben onunla zaman ölmesin istiyorum. Daha anlatacaklarım yoksa çok yüreğim yok.
geldi. Fatma teyze ne olursun Sezai'yi ara gelsin dedi. Ben biliyor musun yerini? Hayır dedim. Bilmiyorum dedim. Biliyorum. Anne sakın beni çağırma dedi. Gelmem. Gelirsem de onlar güya dedi. Hep beni sindiriyorlar ya. Bu sefer kararım kesin. Ben çok birçok şey yakalamışım. Ben bunu tabii asla dedi. Mümkün değil. Efe de Nilya da biliyor zaten. Efe yanımda olacak. Çocukları da yanında. Hepsi de emlakçılar bağlansın emlakçısı. Bir de şey de bağlandı nakliyatı. Şimdi Cem Bey'le konuşacağız. Ha, şimdi konuşun. Benki sonra yakalsın. Ama özellikle onu da söylemiş yani Aynur Hanım. Şiddet de görmüş. Daha önce konuşmuştuk ama yani kayınvalidesinden, emmekteyden. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet. Çünkü sürekli Sezai'nin maaş kartını Ali Bey elinden almaya çalışıyormuş. Sezai bunu söylemişti birkaç kez. Çünkü para harcamasını bilmiyormuş benim kızım. Ver Didem'inki de Emrah'ta. O da dedi ki benim yavrum Didem'inki Emrah'tasa dedi. O Didem ben Sezai'yim dedi. Ben vermem. Neden veriyorum? Ne münasebet? Bu ekonomik şiddettir ya. Bak niye veriyorum? Emrah dedi karısına araba alıyor. Ben kendi paramla alamıyorum. Bak dedi. Ya savaş oynayacaksın onunla. Ondan sonra ben üstüme başımı alıyor mu? Çocukların eşyasını alıyor mu? Ama iki farklı aile Didem Hanım'la Emrah Bey bambaşka bir aile ama sanki tek bir aile gibi yaşıyorlar. O zaman, Emrah Bey ne yaparsa Ali Bey de onu yapacak. Didem Hanım ne yaparsa Sezai Hanım onu yapacak gibi bir hayat. Evet Emrah almasını biliyor dedi kızım. Karısı ulan ben sana kartımı versem vermem de dedi. Bak vermem de. Bizde de oluyordu. Sen yanınızda mı oluyor bu konuşmalar? Bizim yanımızda da oluyordu güzelim. Tanem. Şimdi bir gün çocuğa şey almış, kıyafet almış. Bundan yıllar önce. Daha Nilya küçük. Hı hı. Geldi bu dedi 450'yi aldım dedi. Geldi Ali de geldi. Ondan sonra gösterdi çocuklar. Böyle suratını bir tavaf etti. Onun surat şeklini yapamam. Kaça aldın dedi. O da 250'ye dedi. Babası ben hepimiz şok olduk. Niye dedi? 250 lira için bizim yanımızda kızımla kavga etti. Eşim de dedi ki şu kızına söyle bunun sayfasını kapatsın. Benim bir elimi belada koymasın. Bu sayfayı kapatsın. Baba sabredin dedi. Sabredin. Ama maalesef bu noktaya geldi. Şimdi damadınız Cem Özyalçın, Eser Hanım'ın eşi Cem Bey hatta. Cem Bey hatta mısınız? Hattayım. Merhabalar Didem Hanım. Merhabalar. Sizin de başınız sağ olsun Cem Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle şu gözlük meselesi nedir? Yani gözlük meselesi özellikle çünkü diğer taraftan istendiği ile ilgili ama Nevesel Hanım da biz onun faturasını göndermiştik diyor. Hatta dekont var bende. Bir anlatır mısınız onu siz? Ya onun nasıl? Tabii gözlük saçma sapan meseleler. Yani hiç ağız alınmayacak. Ucuz ya bence konular. De. Ama yani şimdi zar altında kaldığı için ben biz onun şeyini dekontunu ekrana getiriyoruz. Getirelim ekrana. Şöyle bakın. Tabii. Sizin hesabınızdan. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur. Ben hemen size açıklamalarını yapacağım. Lütfen. Ben biraz sizden de süre isteyeceğim. Bazı konuşmam gereken şeyler var. Olur tabii dinleyeceğiz sizi. Öncelikle sizin şahsınızda oradaki konuklara, ekibimize selamlar iletiyorum. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Sağ olun. Bunu söylemek istedim. Teşekkür. Güzel Sezai'm, Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun. Mekan cennet olsun. Dün canice bir cinayete kurban giden öğretim görevlisi Aylin Tözer'e ve tüm katledilen kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah tüm katledilen kadınlarımızın katilleri en ağır cezaları cezalara çarptırılırlar. Artık biz bıktık bunlardan. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Gerçekten bıktık. En büyük cezaları alsınlar. Şimdi Didem Hanım, öncelikle benim ismimi programlarda, sosyal medyada falan kullanan Emrah Özahi isimli şahsın saçma sapan iddialarına cevap vermek için bağlanmak zorunda kaldım. Yani böylesine mesnetsizce ve ucuz bir konudan dolayı bağlandığım için sizlerden ve tüm izleyenlerden özür diliyorum. Çünkü konu para ve saçma sapan bir konu. Didem Hanım ben Emrah Özahir denen vatandaşı tanımam bilmem. Yolda görsem tanımam yani. Öyle mi? Yani akrabasınız normalde ama. Ben tanımam bilmem. Ben bu şahsın ismini Sezai'den duyardım. Sezai de bu şahıstan Görüşmez miydiniz? Bunun, özel bir nedeni var mı? Yoksa
Yok yok, yani Sezai'nin evliliği çok kötü giderdi zaten. Ben yani Sezai'nin evliliği, yani Sezai'ye çok yazık oldu zaten. Yani böyle, yani ben aslında biraz da anneme de kızıyorum orada. Dün babama da söyledim. Ya dedim yani siz böyle hiç mi, yani inanılmaz bir aile. Neyse, biz ilgilendirmiyor artık bu konu. Şimdi ben bu vatandaşı tanımam, bilmem. Beni dinliyordur. Neydi ismi? Emrah Özahir. Evet. Emrah Bey, acaba çok sıcak oldu. Bu hemen birkaç gün içerisinde Sezai'nin hesaplarını falan ne yapmış? Kontrol etmiş işte. Şu iddia var Cem Bey. Siz, eşiniz için kredi çektiği Sezai Hanım'ın ve durun, sizin durun, için... Hemen söyleyeceğim. Evet, hemen söyleyeceğim. Kredi meselesi var. Hemen bütün şeyleri yapmış. Kredi şu. Ben hem eğitimciyim hem de ailem ticaretle uğraşıyor. Şimdi ucuz krediler vardır. Sezai dedi ki, Cem dedi bana de, tanımlanan dedi bir kredi var dedi. Çok ucuz dedi. Lazımsa dedi, yani kullanırsan dedi, olur dedi. Yani biz para lazım olduğu için çekmedik bunu. Çekmedim. Ben istemedim zaten. Kendisi şey yaptı. Sezai Hanım'ın teklifiyle bunu şey yaptınız. Ne kadar bir kredi çekildi? Ya hatırlamıyorum. 15 lira olması lazım. Ha, o kadar. Çok cüzdiydi. Evet evet. Şimdi ben utanarak dekontları çıkardım ya Didem Hanım. Ya, utandım, kendimden utandım. Bizim yani. Canımız gibi. Evet, kendimden utanarak dekontları çıkardım. Biz de onları şimdi ekranda gösteriyoruz yani. Dekont elinizde mi Didem Hanım? Evet, bende ama buyurun. Evet. Ekranda şimdi, da var şu anda. Şimdi benim hesabıma gelen para 25 bin lira. Trader artı 10 bin. Benden çıkan para 32 bin lira. 32 bin lira artı... Artı daha diğer hesaplarımı da kontrol etmedim. Yani ben bunu 40-50 bin liraya falan, 45 bin liraya falan çıkabilir bu para. Aile şunu söylüyor kısacası. Şimdi evet, o dekontrol evet. Hepsini teker teker konuşamayız. İşin özünü sadedini konuşalım. Özahi ailesi diyor ki, ailesi işte sizi de işin içine katıyor. Ekonomik olarak sömürüyorlardı Sezai Hanım'ı gibi bir iddiada bulunuyorlar. Didem Hanım nasıl sömürebilirim? Gelen para 25 bin, giden para 32 bin lira. Artı 7 bin lira fazla mı var zaten? Biliyorum, bağlandığınız için teşekkür ediyorum. Tek taraflı da yayın yapmamış olduk. Onların iddiasıydı. Sorduk. Evet, ya, tabii tabii. Yani böyle bir şey olamaz. Sezai bunun için mi ölmüş? Evet. Ya evet. Para için ölmedi ki. Biz de onu bunun sorguluyoruz. Yani neden? Bir kadın, neşeli bir kadın, hayat dolu bir kadın. Bir nedeni olmalı değil mi? Bir nedeni aynen yok öyle. Yani. Bulamıyoruz biz de. Bulmaya şimdi çalışıyoruz. Ben geleceğim. Tek tek bana bir müsaade edin. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum size de. Şimdi para işlerinde en son bahsedeceğiz aile bu aile. Didem Hanım. Madem girdik para işlerine. Bakın ben alacaklıyım ha. Sezai'ye da helali helal hoş olsun. Olsun. Helal ben Sezai'yi kendi ellerimle kabre koydum. Bir defa öyle ahkam kesmeyecekler. Mustafa ve ben ikimiz kabre koyanız. Sezai benim, bizim canımız ciğerimizdi. Neveser'in yarısı da öldü biliyor musunuz Sezai öldüğünde? Tabii ki. Ya bir kadın öldüğünde hepimiz ölüyoruz zaten. Hepimizden bir şeyler eksiliyor evet. Cem Bey. Ama o izninizle biraz toparlayarak gidelim çünkü Funda Hanım'a Mersin'e bağlanacağız. Onun da ama çok önemli bir iddiası var ama dinleyeceğim ben, size ben önce. Ben daha bağlanmayacağım çünkü biliyorum. Gerçekten utanarak da bağlandım böyle bir para mevzusundan dolayı. Bana birazcık süre vermenizi istiyorum. Tabii tabii dinleyeceğim sizi. Şimdi gelelim paradayız madem. Emrah Özahi, Ali Özahi, Ali Bey. Paradayız değil mi? Dinleyin şimdi. Hepiniz dinleyin. Özahi ailesi. Önemsemiyorsunuz değil mi sizler? Para işlerinden en son bahsedecek kişi bunlar. Şimdi teminat. Babam ev alacaktı. Kayınpederim. Gaziantep Belediyesi'nin açmış olduğu bir ihaleye. Teminat yatırdı. 26.650 lira. Bu teminatı babam yatırdı. İhaleyi kaybetti. Evi alamadı adamcağız. Ve yanında kendi IBAN numarası olmadığı için Sezai'nin IBAN numarasını vermiş. Ve para, teminatın iadesi Sezai'nin hesap numarasına yattı. 26.650 lira. Nerede bu para? Bizim ayrı gayrımız yoktu ki. O parayı iade etmediler mi size? Hayır. Ali Bey daha benim bundan çıkarım ney dedi. Cem Bey tamam sus. Devam edin. Bu çok önemli bir iddia sus. Yani. Cem evet. Neredeymiş bu 26 bin lira? Sezai araba aldı. Sezai araba aldı rahmetli. Ondan sonra bu araba mı oldu? Satıldı. Teyzesinin üzerine geçiyor.
yeniden kendi teyzesinin üzerine araba alıyor. Yani Sezai'nin aldığı arabayı satıyor. Yeni bir araba alıp teyzesinin üzerine yapıyor. Ne oldu bu arabanın parası? Dürüstlük timsalleri. Heykelinizi dikeceğiz. Yani konuşup duruyorlar. Para. Sezai bu paranız da. Yani çok para şeyinde. Gözlük nedir ya? Bu ailenin tek istediği şey o ev. Bakın her şeyin bir usulü vardır. Adabı vardır. Evet. Yani adabı maaşa denen bir şey vardır. Yani cenaze çıkmış evden. Dersiniz ki Fatma Hanım, Muhittin Bey, kızlar, kardeşleri gelin Sezai'nin eşyalarından almak istediğiniz varsa buyurun hatırası kalsın. Kimsenin eşyada falan filan gözü yok ki. Yani konu bu değil zaten. Ne gözlüğü? Tabutun üstüne atın der. Şimdi sosyal medyada bu ekranlarda da o iddiaları gündeme getirdikleri için biz de sormak durumunda kaldık. Ama sizler de onlar da yanıt veriyorlar. Sonuçta bir inceleme de yapılıyor. Sayın Savcı da, Sayın Emniyet Müdürü de, Cengiz Zeybek de, Sayın çok değerli müdürüm de bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Dolayısıyla bir kadın bunlar... Psikiyatrist hocamız bir şey söyleyecek şimdi. Emrah Özahi şöyle bir şeyin üstüne kurmaya çalışıyor kendi senaryosunu. Yani aile o kadar bunaltmıştı ve o kadar üstüne çökmüştü ki bunalımdaydı. İşte bir problem olunca da böyle yaptı diye. Bu kızın ailesiyle arası gayet iyi. Hiçbiriyle bir problemi yok. Yani madem öyle bir sorun yaşıyor ailesiyle ve sizin bunun farkınıza varacağınız kadar onlarla bir sorunu olur. Onlarla bir gerginliği olur. Şimdi psikolojik rahatsızlık olduğunu söylediler fakat sonra detaylı sorularımızdan anladık ki aslında evliliklerini kurtarmak için bir aile terapisine gitmişler. Bir imaj ve bir algı yaratılıyormuş gibi bir izlenim, bir şey oluştu bizde ama tabii bunların hepsi iddia, araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Cem Bey, toparlamanızı rica ediyorum. Var mı aktaracağınız? Çünkü Mersin'e acil gitmem lazım. Funda Hanım'ın iddiaları da önemli. Hemen toparlayacağım. Tamam. Şimdi ben Sezai'yle rahmetli olmadan 15-20 gün önce 1,5 saat telefonda görüştüm. Öyle mi? Tabii tabii. Ya Sezai bizim evimizdeydi zaten. Ne konuştunuz eşimle, orada? Ne konuştunuz? Hemen söyleyeyim. Yani eşim benimle günde bir kez konuşuyorsa Sezai'yle 100 kez konuşuyordu, 20 kez konuşuyordu. Her gün evimizdeydi, görüntülü falan. Evet. Hayatımızın bir parçasıydı zaten. Sezai boşanacak. Boşanacak. Nevser Antep'teydi. Nevser Antep'ten Sivas'a gelmişti. Artık kızcağız utanıyor bana söylemekten. Ya Cem tekrar Nevser gelse. Ya dedim sen ne diyorsan o istediği zaman gelebilir. Ben Nevser yılda belki 10 kez Antep'e gider yani. Sınırsızdır. Şimdi o gün bana telefonda dediği şu. Ne diyorsun sen boşanayım mı falan. Bak dedim Sezai. Aileyi, yuvayı bozmak gerçekten çok kötü bir şey. Ben senin yani eşini sevmiyorum. O da beni sevmez. Peki benim aldatma meselelerini söyledim mi size? Biliyor. Hepsini size paylaştım o gün. Biliyor. Tabii Nevser'den dolayı zaten biliyorum. Kızın utandığı ve... Ha, kendisi de konuştu mu sizle onları? Kendisi de telefonda konuştu. Kayıtlı dedi. Anladım. Ben bir sürü şeyler anlattı. Size danıştı ben boşanmak şimdi... için bir akıl şey yaptı. Tabii. Sonra tabii, ne oldu? Ebru'ya danışırdı, bana da danışırdı. Ben dedim ki bak ben eşimi sevmiyorum. Kusura ama vermez. Bir şeye, bir ailenin yuvasını bozmak bizim yönlendirmemizde günahtır. Biz yani sana boşan veya boşanma demeyiz. Kararını verirsin, boşanırsın. Ha, boşanacaksan da şu anda zaman olarak yanlış bir zaman olabilir. Neden? Çünkü çocukların sınavı var, şeyi var. Sen bilirsin. Kızcağız boşanmadı ya. Yani keşke boşan deseymişim. Kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki. Ama öyle demeyin. Yani tabii bu noktaya geldiğiniz bilseydiniz herkes çok farklı davranırdı. Cem Bey ben size çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Çünkü zamanım açısından da Mersin'e gitmem lazım. Ama siz de hatta kalın ya da daha sonra yine de bağlanmak isterim size ama bir Funda Hanım'a gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. En azından sağlıklı yayın yapmam için de sizin bağlanmanız kıymetliydi. Şimdi gidelim Funda Hanım'la bir konuşalım. Funda Hanım'ın da çünkü komşusu ve son yani bir ay önce taşınmış fakat bu evliliğe her şeye çok yakından tanıklık etmiş bir isim. Funda Hanım tekrar selamlar. Tuğçe sizinle beraber bugün de. Şimdi bugün siz özellikle başka detaylar da çünkü hep Fatma Hanım diyor ya konuş Funda, konuş Funda diyor ya. Sizin bize anlatmadığınız ama özellikle bu olayın seyrini değiştirecek farklı bilgiler varsa ne olur anlatın ve sizi dinleyelim şimdi.
Tekrar iyi yayınlar diliyorum Didem Hanım. Teşekkürler. Yani ben ilk gün ne dediysem hala her söylediğimin arkasındayım. Hani farklı bir şey, farklı bir cümle asla kurmadım. Hı hı. Hala şu anda da aynı şeylerin arkasındayım. Dediğim gibi gerçekten o gece ben orada olsaydım ve böyle bir şeye tanıklık etseydim, hı hı, bizzat görseydim, beni dünya durduramazdı, bu bir. Orada olmadığım halde ve buradan oralara çabalıyorum. Hı hı. Dediğim gibi size demiştim ilk günde, dedim telefon konuşmaları bitmedi, benim görüşmeler bitmedi. Ve en azından orada değilsem bile komşuların, görgü şahitlerinin ne dediğiyle alakalı, ne söylediğiyle alakalı en azından aile bilsin diye aileyle ben günlerce irtibata geçmek istedim. Hı hı. Ve biz diğer karşı taraf için aradığımızda 9-10 gün boyunca aradığımızda hiçbir şekilde telefonlara cevap verilmedi. Biz tabii gerçekten çok bir şey bilmiyorduk. Funda ben Hanım, her şeyi, Funda Hanım, detayları Funda Hanım, Neve Sergil'le konuştuktan sonra öğrendim. Bu olay yaşanmadan 10 hı-hı gün önce siz rahmetliyle bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Rahmetli Sezai Hanım'la. O evet, görüşmede evet, ne evet, konuştunuz? Evet. Açıklar mısınız lütfen? Evet, hı-hı, evet. Hay hay. Şimdi ben dediğim gibi evimi toplamaya gittiğimde bana şey demişti, ben yazlıktayken konuştuk, geldiğinde mutlaka haberim olsun dediğinde ben gittiğimde aradım kendisini, başımın üstünde yerin var dedi ve buluştuk. O gün ilk bir iki saat böyle bir şey anlatmadı ama bir durgunluğu vardı. Sonra biz artık sitenin içine girdik, arabanın içinde konuşmaya başladık gecenin sonunda. Hı hı. Aynı, bakın altını çizerek söylüyorum, Cem Bey neyi yaşamışsa, diğer insanlar neyi yaşamışsa, aynı sorguları, aynı çelişkileri, aynı soruları ben de yaşadım. Anlattı, ihanet olayını anlattı, Facebook'u gösterdi. Bunların ben dedi kendimce bir şeyler düşünüyorum ama başka nasıl ispatlayabilirim Funda dedi. Ne yapabilirim dedi. Ne vardı sosyal medyada? Sosyal medyada işte o şeyler vardı. Böyle bir sürü şey yazışmalar var. Kadınlı erkekli şeyler, fotoğraflar. Fakat şey alınmış, ekran resmi alınmış. Hani ben yazışmaları okumadım, ekran resmi alınmış. Ben de çok özür diliyorum, bahsedilen diğer çarpık durumların hiçbirisini bilmiyorum. Evet, çok bariz bertaraf edilmeye çalışılan bir ihanet olayı var, aldatılma olayları var ama diğer o çarpık ilişkileri bilmiyorum. Oradaki o diğer resimleri dedim herhalde normal yazışmalar, hep bayanlara yöneldim orada. Ben bu bahsedilen çarpık ilişkilerin hepsini zaten Nevesel Hanım'dan, ailesinden öğrendim. O yüzden biraz da böyle hani vicdanınızı sorguluyorsunuz ve bana söyledi. Şimdi şöyle bir şey var, bakın Didem Hanım, bu bilinmeyen bir şey değildi. Bak çok güzel konuştu Cem Bey. Aile de aynı şekilde. Ben inanın o kadar birbirimize paraleliz ki bu konuda. Bu ihanet olayları zaten hani şey değildi, böyle bilinmeyen bir şey değildi. Konuşuluyordu. Ben size ne diyorum, bakın konuşmalarımda da dedim. Biz ailece bir araya gelirdik, böyle geçmişten konu açılırdı, yarı şaka yarı ciddi. Bunlar konuşulurdu. Ben o rahmetlinin olayını duyduğumda hep kafamda çakan şimşek başka bir şey oldu. O gece orada başka bir şey oldu dedim ben. Bu sıradan bir şey ne değil. Olmuş başka olabilir. Bir şey oldu. Ama neydi? Ne olan? Olmuş olabilir? Evet. Neydi sizce? İşte bence o çarpık ilişkileri öğrendi o gece. Sakladıkları bir ben öyle, yani biz öğrendi, bence öyle, bizce öyle. Onu çıldırtan Fatma Hanım bir şey diyor ki oldu. Sakladıkları bir kişi vardı, onu öğrendi ve o biraz her şeyi, ipleri kopardı diyor Fatma Hanım. Ben öyle diyorum, bak bilmiyorum, öyle diyorum. Olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. O kadın da mahkemeye gelecek. Çünkü hala evet, acaba şunu söylemek istiyorum. Biz evet, o kadın. Bir dakika. O kadın da mahkemeye gelecek. O 700 bin lira. Bir rakamdan bahsedilen bir mesajlaşma vardı. Evet. O mesajda o kız da diyordu. O kız mı diyordu? Yani o kız işte o kız da mahkemeye gelecek diyordu. Zaten telefondaki görüşmelerden ortaya çıkar yani. Demek HTS kayıtlarından Ali Bey'in hangi kadınla görüştüğü, o kadın sürekli bir kişiyle görüşüyorsa o kadınla ilgili onu ifade söylüyorum. İnsanlara hakaret oluyor onlar. Telefonu yok ettiler. Arabanın içindeki döşemenin altındaki şeyi de aldılar. Hepsini. Onlar da aldılar. Nasıl olsa yukarıda evi de temizlettiler.
bütün delilleri yok ettiler. Zor bulurlar diyor. Zor bulurlar. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cengiz Zeybek de o kadar değerli bir şey müdürdür ki Sayın Savcı da öyle. Öyle kolay kolay kaçamazlar. Bir de şunu yani söylemek istiyorum. Yani. Kendimi yani çok kötü hissederim yolda kafama. Ha, avukat sav... Pardon. Kafamızı almadı. Bunu. Ve öyle bunu diyen şey Ali Özahi. Ali Özahi. Bir evet. defa demezdi. Ama önce de biz biliyoruz ki neyin ne olduğunu bilmiyor. Evet. Benim kızımı kimse bunu... Kızım hiç aklıma gelmedi. Beni öldüreydi keşke. Hiç aklıma... Funda ben yiyormuşum paralarını Funda görüyordun. Allah için konuş. Kız ben kızım yorulmasın neyin orada ütü yapmıyordun mu görüyordun. Bak senden istiyordum ütüyü bilmiyorum. Gel Funda şunu yap. Kız senin perdeni takıyordu. Ben ağlayarak... Kızım evdeki kızın eşyalarını... Kızın evindeki düşünün. Sevtab'ın evet. evindeki çocuklar odasını değiştik. Onları verdik. Şimdi Funda Hanım alsa bir... alırdı benim kızım. Kenedi almıyordu. Funda Hanım önce Fatma Hanım'ın dedikleri ilgili neler söyleyeceksiniz? Araya girmek biraz zor ne oluyor. Ne olursun yayında, Funda. Yayında 5-6 saniye gecikme var. İkincisi de o evet, arabada ne kadar oturdunuz? Gerçekten hep havada kalıyor. Mobilyeleri senin kocan biz Sevtab ben yapıyordum. Mehtap yapıyordu. İşini kadar. Çağırdık Peki, söyle. 45 Funda. Dakika kadar sizle de uzun konuşmuş. Cem Bey'le de konuşmuş. Bir çıkış yolu aramaya çalışmış galiba. Evet. Lütfen havada kaldı dediğiniz evet. şeyleri tamamlayın. Sorularımıza evet. da yanıt verin. Evet. Ben diyorum ya bütün konuştuklarımız ne kadar bütün konuştuklarımız birbirine paralel diyorum ya. Fatma teyzemin dediklerine evet biz de yıllarca komşuluk olarak şahit ettik. Bunlar böyle o kadar rutin olaylar gibi konuşulurdu ki aile arasında. Fakat rahmetli gerçekten bunlardan çok rahatsızdı. Şöyle de bir şey var bakın çok önemli bir şey bu. Ben bir kadın olarak konuşuyorum. Yani bir şey olurdu mesela bizde bir şey olurdu. Eşimle alakalı bir şeye denk gelirdi. Bunu gidermiş ailesine anlatırmış. Ya çıldırıyorum çalışmıyor etmiyor işte. Adam şöyle yapıyor, böyle yapıyor Doğru. falan. Evet. Sonra rahmetli gelir bana derdi ki Funda ne olur hakkını helal et. Seni çekiştirdim derdi. Ben de derdim ki çekiştiren sen ol. Yani bu kadın hem bir şeylere imrenerek hem böyle gözü açık gitti. Bir şeyleri yapamıyordu, olduramıyordu. Olduramıyordu yani. Böyle Alırdı. Bir sıkıntı vardı. Tabii bunun üstüne bir de şimdi... Siz bu kadar şey yaşayın bir de üstüne üstlük o gece diyorum ya ben başka bir şey oldu eşime dediğim Ali başka bir şey oldu. Bu kadın bunu ilk kez öğrenmiyor ki bu ihanet olaylarını. Yaşamış daha önce denemiş barışmışlar geri bir ara başka bir şey oldu dediğimiz olay da işte demek ki bizim sonradan öğrendiğimiz bu. Çarpık ilişki olaylarıymış ama demek bakın, ki. Ama bakın onu da aniden yani öğrenmiş bu kadın, olamaz. Gerçekten her şeyi yanında. Hocamız bir şey söyle onu da alayım sonra Funda diğer Hanım, meseleye sizinle geçeceğim. Sizinle 10 gün kadar önce konuşmuş Sezai Hanım. Fakat Mina Hanım'la bir gün önce konuşmuş. Evet. Yani Emine Hanım'la evet. konuştuğunda Çok sizinle da. Konuştuğunda bilmediği evet, o çarpık evet, ilişkileri evet. Emine evet. Hanım'la konuştuğunda biliyordu. Yani o anda öğrenmiş değil onları evet. da. Yok yok hiçbir şey o anda ben değil. Ben bir kadın sonra. Olarak evet. bir kadının Hı. şüpheli şekilde düşmesinin. Funda Hanım sonra devam edeceğiz. Ama onu da söyleyin tamamlayın çok kısa ne olur. Bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bakın havada kalıyor Didem Hanım. Lütfen evet, bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin. Şeyde bu bana konuştuğu akşam bu ihanet vesaireydi falan konuştuk ama ben Neveser'le konuştuğumda keşke bana anlatsaydı bunları dediğimde Neveser dedi ki Funda her şey anlatılır da bunlar nasıl anlatılır demişti. Bence de bana da anlatmak istemedi. Kafasında da bitirmişti her şeyi çünkü. Anlat. Ben o şekilde düşünüyorum. Peki teşekkür yani, ediyorum. Tamam, bir kadın olarak hep şunu söylüyorum. Bazen Özahi ailesi biraz taraflı gibi davranıyorsunuz diyor ama sizin bütün iddialarınızı hepsini sordum ama ben hep şunu söylüyorum. Özellikle mağdurdan yanayım ve kadından yanayım. Ben Sezai Koçak'ın şüpheli ölümünü ne olursa olsun bir süre konuşacağız. Biz bir süre konuştuktan sonra görevimizi yapacağız. Emniyet asıl araştıracak. Olayın bütün yönlerini ortaya çıkaracak ama ben bir kadın olarak olayı sonuna kadar takip edip olayların gerçeklerin ortaya çıkması için elimden geleni yapacağım. Bir kadın yine bize başvurdu. Zonguldak'tan katılıyor programımıza. Fatma Hanım devam edeceğiz sonra sizinle yine. 43 yaşındaki Nurbahar Kalıncı. Nurbahar Hanım gelir misiniz yanımıza? Nurbahar Hanım Zonguldak'tan yayınımıza katılıyor. O da üzgün geliyor. 2 yıl önce evine
gelen hoş geldin Nurbahar. Otur lütfen. Evlerine geliyor, muskalar var diyor. Bu yalanla tam 100 bin lira dolandırılıyor. Çok perişan durumda. Özellikle geldim çünkü hem bu paramı kurtarmak istiyorum hem de başka insanlar dolandırılmasın, kanmasın sahte hocalara diyor. Neler yaşamış bir ekranlarınıza getirelim, sonra onunla konuşmaya başlayalım. Nurbahar Kalıncı'nın hayatı hastalığıyla değişti. Şifayı yanlış yerde aradı. İbretlik hikayesi böyle başladı. Çay bahçesinin Yasin Kalıncı ile yeğenimle tanışmış. Yasin dedik ona, ne yapıyoruz şimdi şu anda dedi. Siz şu an halay dedi, şu anda da çekyatta yatıyor dedi. Ama dedi vücudu titriyor dedi. Bana dedi ki telefonunda, yeğenimi telefonunda halaya ver dedi. Dedi bana ne yapacaksın ben dedim ben. Abla sen ferçlik alacaksın, öleceksin dedi. Şöyle yatağa mahkum olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın dedi bana. Ondan sonra ben de kendim zaten bağırsak kanseriyim. Ama ben onun antrenmanla konuşurken gerçekten de vücudum titriyordu. Onunla konuşmayı kestikten sonra vücudumda bir şey kalmıyordu. Masumane başlayan dostluk sahte hocanın yalanlarıyla perçinlendi. Evin kapısının ağzında olduğunu söyledi. Evin önünde incir ağacı var, orada olduğunu söyledi. Hatta yeğenim oraya gazdı. Oradan bir paçavra gibi bir şey çıktı. Kendi arasında çözeceğini söyledi bize. Siz karışmayın dedi bize. Bizi kandırdı. İlk önce 2,5 milyar mı istedi? Sonra çıktı 3 milyara, 5 milyara. Hayır yanıtıverdim ben buna. Ondan sonra bu Yasin Kalıncı'nın yeğenimi peşini bırakmamış. Düştükten sonra biz şeye geldik, Samandıra'ya geldik. Yeğenimle ikimiz, yeğenim özel güvenlikti Samandıra'da. Bir de bana dedi ki sana dedi adam bulayım dedi bana. Ne adam dedim ben, sen kendiyi bul dedim ben de. Hala ve yeğeni içinden çıkılmayacak hatalara sürükledi. Para istedi bizden. İlk önce benden para istemeden önce ilk önce yeğenime 2 defa kredi çektirmiş bu. Toplamda benden 35 milyar para aldı. Yeğeninden kaç aldı bilmiyorum ama faizinden 100 milyar para yapıyor, biz hesap ettik de. 2 yıldır yok meydanda, biz çektik vedik. Bize ne yaptı bilmiyorum ama ben çok ağladım. Sahte hocanın peşine düştüler. Dolandırıldıkları yetmezmiş gibi tehdit edildiler. Ben sabah kadar yeğenimle kavga ettim. Kalk gidiyoruz dedim ben. Nereye hala dedi bu. Çaycumaya savcılığa gidiyoruz dedim ben. Biz Çaycumaya savcılığa geldik. İfadamız savcılıkta verdik. Ondan sonra biz mahkemeyi bekliyoruz. Bizim mahkeme durmuş. Çaycumada savcılıkta bizim ifadamızı değiştirmiş. Ben dedim ki ona, o bana öldükten sonra ben karakola giderim dedim. Savcılığa giderim. Nereye giderse git dedi. Bana kimse bir şey, hiçbir şey yapamaz dedi bana. Bulunan muska, çözülen muska da yok. Yok, hiçbir şey yok meydanda, ortada hiçbir şey yok. Bulunan da çözülen de muska yok. Dolandırıcı bunlar. Nurbahar Kalıncı, ümit tacirlerinin bir an önce bulunup cezalarını çekmelerini istiyor. Cezalarını çeksinler, neyse çeksinler. Kimseyi dolandırmasınlar. Belki de bize varacağı da karşılasın dolandırıcı, Allah bilir. Ben paramı istiyorum. Paramızı istiyorum, 100 milyar. Paramızı götürsün, versin bize. Evet, sahte hocalar tarafından dolandırılan 43 yaşındaki Nurbahar Kalıncı Zonguldak'tan geldi ve bizden yardım istiyor. Hem paramı istiyorum diye hem de başka insanlar dolandırılmasın diye ben size başvurdum diyor. Onun yaşadıklarını biraz daha detaylı konuşacağız. Canım benim ya, sen de çok bayağı para kaptırmışsın. Yani evet. Şu sahte hocalara nasıl inanıyorsunuz ya? Nasıl muska yazdırıyorsunuz? Kişimizi köyden beri bırakmadılar. Ya inanılır gibi değil. Saat başında Nurbahar Hanım'la konuşacağız. Hastasın, iyileştireceğim dedi. Abla sen ferçlik alacaksın, öleceksin dedi. Siz karışmayın dedi bize. Sahte hoca 100 bin lirayla kayıplara karıştı. Bizi kandırdı, paramızı istiyorum 100 milyar. Hala ve yeğeni oyuna getirdi. Yeğenime 2 defa kredi çektirmiş. Nereye gidese git dedi, hiçbir şey yapamaz dedi bana. Sahte hoca nerede? Az sonra. Hastasın, iyileştireceğim dedi. Abla sen ferçlik alacaksın, öleceksin dedi. Siz karışmayın dedi bize. Sahte hoca 100 bin lirayla kayıplara karıştı. Bizi kandırdı, paramızı istiyorum 100 milyar. Hala ve yeğeni oyuna getirdi. Yeğenime 2 defa kredi çektirmiş. Nereye gidersen git dedi, hiçbir şey yapamaz dedi bana. Sahte hoca nerede? Az sonra. Gerçekten sahte hoca nerede yani? Nurbahar Kalıncı 43 yaşında, Zonguldak'tan programımıza katılıyor. 2 yıl önce, az önce biraz onun yaşadıklarını ekrana getirdik ama şöyle bir özetleyeyim, sonra Nurbahar'dan dinleyeceğim ben. 2 yıl önce evlerinde Ümit Bacak ve Muhammed Kalmaoğlu isimli sahte hocalar evlerine geliyorlar. Muskalar var diyorlar.
Arkasından da 100 bin lira para gönderiyorsun. Sen de yeğeni de gönderiyorsun. Evet. Annem baban hayatta değilmiş galiba. Hayır. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hiç evlenmemişsin Nurbahar. Hayır. Ya sen kendini anlatır mısın? Yeğenin Yasin, abin Erol'la beraber yaşıyorsun. Evet, beraber yaşıyoruz. Hı? Annem baban ne zaman vefat etti? Annem babam 17, ilk önce ablam öldü. Ablam öldükten sonra 4 ay 15-20 gün ablam kanser hastasından öldü. Ablamla babamın arasında 4 ay 20 gün var. Kaç yıl oluyor yani? 7 sene sonra anam öldü, annem öldü onların yarkasından. Sen kaç yaşındaydın? Annem, efendim? Kaç yaşındaydın bu olaylar olduğunda? Tam pek hatırlamıyorum, şu anda kafam unutkanlığında var, kendim bağırsak kanseriyim. Ay geçmiş olsun. Tedavi görüyorsun bir yandan da. Evet, tedavi, ilaçlarım, her şeyi bıraktım artık. Psikoloji doktoruna gittim, sen depresyona girmişsin dedi bana. Depresyondasın şu anda dedi. Şimdi sen bu sahte hocalarla nasıl tanıştın? Bize anlatır mısın Allah aşkına? Ben tanışmadım. Yeğenimi tanıştırmışlar. Nasıl yaptılarsa, arkadaş aracılığıyla mı oldu? Ne oldu? Çay bahçesinde mi oldu? Kafede mi oldu? Nasıl oldu anlamadım. Ümit Bacak geldi bize, dedi ki... Şey, senin yeğenin Yasin, Zonguldak'ta mı oluyor bu olaylar? Evet, evet. Çay bahçesinde otururken kaç yaşında Yasin? Yasin şu anda 30 yaşında, 29-30 yaşında şu anda. Bu olaylar olduğunda ne zaman, kaç yıl önce oldu? 2 sene geçti. 2 sene önce? Evet. Yani 28-29 yaşında Yasin çay bahçesinde otururken... Evet, böyle... Kim yanına geliyor? Ümit'le bilmiyorum, Muhammed hangisi, mi? Hangisinin yanına gidiyor bilmiyorum. Kim tavsiye etti birbirine onu da bilmiyorum. Ama Ümit Bacak geldi bize, ben eve kadar gelirken bile haberim yoktu. Sadece Yasin dışarıdan eve geldi yerden. Hala dedi, Ümit geliyor dedi bana. Niye geliyor dedim ben. Orada sustum. Eve geldikten sonra hoşbaş ettik işte. Ben yataktan kalktım, hastaydım. Sizi de devizde dedi, muska var dedi bana. Durup dururken mi söyledi? Evet, durdu. Hem böyle telefona bakıyor. İki tane arkadaş, biri kimdi yanında bilmiyorum. İki tane arkadaş geldi. Hem böyle telefona bakıyor, bizim yüzümüze bakmıyor. Hem böyle telefona bakıyor. Hı hı. Sizde dedi, muska var dedi bize. 2,5-3 milyar para istedi benden. O parayı ben onaylamadım. Hayır dedim. Ben o işi orada bitti, konuşma kesildi. Peki ben hocayım mı dedi. Ne iş yapıyormuş bu adam? Bilmiyorum, kimmiş bu, yani? Demek siz niye böyle bir şeye ulaşma ihtiyacı adam duydunuz? Evet. Efendim? Neden hocaya ulaşma ihtiyacı duydunuz? İlk başta reddetmiş zaten. Ben reddettim zaten. Ha. Sonrasında geldi ve 2,5-3 milyar kadar para istedi bizden. Miktarı ben onaylamadım. Onaylamadıktan sonra bu endi gitti yere. Yere indikten sonra da burada kapının ağzında muska var dedi bize. Şurada incir ağacının dibinde muska var dedi. Şurada tavukların kumesinin dibinde muska var dedi. Burada da var bir muska dedi bize kapının kenarında. Çıkarsaymış madem öyle. Üst yanda dedi, incir ağacının dibinde de var bir muska dedi bize. Çıkarsaydın hoca deseydin. Çıkarmak için o parayı istiyor. Biz, ben o parayı vermedim için onaylamadı. Sadece bize yere indi. Gene bunu bizden parayı almadı ama için. Yeğeni söylemiş, insan gider kazar orayı çıkartır. Yeğenim kazmış orayı, kazdırmış yeğenime. Ne zaman kazdıysa, ne ara kazdıysa bilmiyorum, haberim yok. Yeğenime kazdırmış, yeğenim oradan hala bir şey çıktı dedi. Bana orada eliye sürmeseydi dedim ben de. Sürmedim hala şey dedi, öyle duruyordu sevgili orada dedi. Nurbahar, şimdi bu kişi senin evine geldikten sonra, sizin evinize geldikten sonra, abin nerede peki? Erol Bey nerede? Abim biraz durdu, ondan sonra indiydi galiba, tam pek hatırlamıyorum. Ama beraber o görmedi o yaşananları. Sonrasında peki burada muskalar var dedikten sonra, Yasin İstanbul'a şeye gidiyor, çalışmaya gidiyor galiba. Evet, evet, arkadaş aracı. İstanbul'a geliyor. Orada özel güvenlikti, iş yerinde özel güvenlikti. Tamam. Hala dedi, sen arkadan gel dedi. Ben seni sonra alacağım dedi bana. Ev falan tuttuk orada. Abim gitti oraya evi falan tutmaya. Evi tuttuk orada. Hatta benim elimdeki öbür hattımı bile kapattım. Bana kimse ulaşamasın, aramasın bizi diye. Peki evinize geldikten sonra bu sahte hocalar sizi böyle şey taciz etmeye mi başladılar? Buskalar var, çıkaralım mı dedi. Ne dediler? Beni kimse ulaşamasın diye. Ben zaten hattımı kapatacağım dedim. Hattımı kapattım. Neden hattını kapattın? Yani seni taciz mi ediyorlardı, ne yapıyorlardı? Beni kimse o aramasın, ulaşmasın, arıyorlar bana diye kapattım ben. Arıyorlar mıydı peki ondan önce? Ondan önce beni aramıyorlardı. Yeğenim aralardı. Ben kapatma duydum yani hattımı değiştirmek için. Bir defa mı evine geldi senin Nurbahar? Bir defa geldi, evet. Bir defa geldi. Nerelerde var dedi muska, sözüm ona. Ya nasıl bu muska meselesini de ben inanmıyorum yani. Önceden koymuştur oraya Allah aşkına. Ne olacak? Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Bizim abimi incir ağacı. İncir evet. Ağacı dibinde var dedi. Kapıdan çıkış gönderirken misafiri burada kapının ağzında var dedi. Evi önünde bir incir ağacı daha var. Orada var dedi. Tavukları kumesinin ağzında var dedi. Bir de burada kapının ağzında var dedi bize. Aynı böyle gösterdi. Ben inanmadım. Biraz durdu bu parayı kapmak için. Ben onaylamadım. Hayır dedim ben. Ondan sonra gene bu Yasin'i aradı. Gene hayır dedim ben. Ondan sonra Yasin İstanbul'a geldi.
özel kim seni aradı? Yasin mi aradı sürekli? Sürekli Yasin aradı parayı Yasin almak için. Yasin arıyor. Evet. Kaç lira istiyor sizden? Yasin arıyor, parayı 5 bin lira kadar çıkardı bu. 5 bin lira kadar, 5-6 bin lira kadar çıkardı. Ben hayır dedim, onaylamadım, hayır dedim. Her biri için 5 milyar lira. Evet, ona, her arayışta çıkar ya, kademe kademe çıkar ya. Kim yapmış size peki bunları? Bilmiyorum, kimin yaptığını da söylemedi. Ondan sonra biz Samandıra'ya geldik. Kiraya oraya geldi işte yeğenim. Yeğenime iki dava parasını almış. Bir iki dava kredi çektirmiş yeğenime. Kredi çektirmiş. Evet, iki dava yeğenime kredi çektirmiş. Ne kadarlık kredi çektirmiş? Hiç haberim yok, bilmiyorum. O miktarını bilmiyorum. Bana söylemedi yeğenim. Ben bunu duydum. Ondan sonra bana da çektirdiler bununla. Sen ne kadar kredi çektin? Ben 30 35 milyar kadar kredi çektim ben. Ondan sonra... Sen niye çektin? Kurban olayım ya. O bizi sürekli baskı yaptı. Çekeceği kadar oğlanı aradı. Halayı ver. Her aradığında da benim de vücudum titriyordu. Diyor ki bana, seni de şu anda vücudu titriyordu. Bak titriye dedim ben. Sen dedi ferçlik alacaksın dedi. Öleceksin dedi. Yataktan kalkamayacaksın dedi. Korkuttu seni. Affedersin, böyle çekyatta uzanıyordum ben. Öbür çekyatta da yeğenim vardı. Böyle de sen dedi şu anda çekyatta yatıyorsun dedi bana. Sen nereden biliyorsun benim çekyatta yattığımı dedim ben. Bilirim ben dedi bana. Ben konuyu kapattım. Allah. O seni aradığında sana bir titreme mi geliyordu? Ne oluyordu sana? O arayınca ben hasta oluyordum zaten. Vücudum falan titriyordu onu demesi gibi. Sinirden titriyorsundur. Niye titreyeceksin yani? Bilmiyorum, onu bilmiyorum ama... Nasıl bir titreme? 5-10 dakika sonra... Bir bize anlat, göster bakayım. Böyle ellerim bile titriyordu, zıngıl zıngıl. Vücudum titriyordu zaten. Birden böyle zıngıl zıngıl ediyordu. Peki o duyguyu nasıl tarif ediyorsun? Korku mu? Nedir? Ağlayaraktan yani? Konuşuyorum onunla ben telefonda. Ağlayaraktan konuşuyorum, titreyerekten konuşuyorum. Şimdi telefonu açınca sen nasıl koyuyor? Hipnotize mi ediyor acaba? Ne yapıyor? Bir yöntem mi, teknik mi yani, uyguluyor? Ama başkası aradığı zaman de. Öyle olmuyor. Onu aradığı zaman öyle oluyor. Kim bu? Ümit mi? Muhammed mi? Muhammed Kalmoğlu. Baştan zaten öyle bir şey kurmuş üstlerinde. Yani ben... Muhtemelen İnanmadım ben, inanmadım. Ama kafasının içini doldurmuş işte. Orada var, burada var falan diyerek. Sonra bir de... sahte bir kazı yapılmış muhtemelen. Bir şey de çıkmış. Onu sonra geleceğiz. Ama Yasin Bey, Yasin kalınca... Ben zaten inansaydım Ümit Bacak bizim eve geldiğinde inanırdım. Onaylardım, evet derdim. Ama kredi niye çektin? Kurban olayım yani. Sonra nasıl inandınız peki? Bu titremeler olunca mı inandınız? Krediyi bize kendisi şahıs bir şey yaptı da çekti. Zoruna koştu bizi. Ben bir boşluğa ne düştüm için, ona. Ne için krediyi çekti? Yani muska karşılığında mı evet, çektirdi? Evet, şurada muska... inanmadığın şeye niye kredi çekiyorsun bacak? Çekti işte, ben de anlamadım. Bir boşluğa düştüm. Savcılığa gitsene, polise gitsene. Gittim, savcıya da geldik. Dur, oraya da geleceğim. Oraya biraz sonra geliriz. Şu Yasin yeğenin kalınca bize bir nasıl tanışmış bu Ümit'le? Evet. Bilmiyorum, arkadaş aralığından mı yaptılar? Yasin telefon hattında. Yasin hatta mısınız Yasin kalınca? Alo. Yasin. Merhaba abla, buradayım. Ha, merhaba Yasin, selamlar, evet. Geçmiş olsun diyeyim. Bayağı para da kaptırmışsın yani, yazık günah. Aleykümselam abla, iyi yayınlar. Vallahi sağ olasın. Abla, Yasin nasıl tanıştın? Bana bir anlatır mısın 2 yıl önce? Halan şimdi burada, abla, o da çok üzgün, ağlıyor. Valla çay cumadaydım ben. Tamam. Çay cumada bir kahvede oturuyorduk dışarıda. Tamam. İşte yanıma falan geldiler. Niye? Durup orada dururken yanınıza mı geldiler? O aynen. Yanıma falan geldiler. Artık bir korku mu var? Bir şey mi oldu? Biri mi gönderdi? Ben bilmiyorum. İşte bunlar bir şeyler üzerinden bakım bakıyormuşlar. Ondan sonra... Ne bakıyorlar? Bunlar da zaten... Bakım. Heh, evet. Orada öylelikle tanıştık. Hayır, sen bir şeyden mi? Senin bir talebin olmadan mı senden böyle bir şey sana yapacağız mı dediler? Talebin oldu mu onlardan? Bu Ümit'ten, Ümit Bacak ve Muhammed Kalmoğlu'ndan? Sen hiçbir bir şey talebim olmadı abla. Ha, durup dururken. Evet, evet. Ondan sonra dedi ki bana, işte evde bazı materyaller var. Yere gömülü bazı materyaller var. İşte bahçenizde şunlar var. 45 tane şu var, bu var. İşte 45 tane ne varmış? Gelirim ben, bulurum bunları dedi. Dedim abi, o zaman gel. Ya maşallah ya, gel. Çağırdın. Tamam, evet. Geldi, hiçbir şey de bulamadı. Ondan sonra gitti. Sonra ben bu olaylardan sonra İstanbul'a gittim çalışmaya. 1,5 sene falan çalıştım. Sonra İstanbul'a gittiğim ilk zamanlarda beni
Ümit aradı. Şimdi tabii siz açık açık dolandırılmışsınız. Yani burada sahte bir dinimizi de kullanan maalesef böyle sahte insanlar var ve lütfen bunlara inanmayın. Yani en basit örneği şu anı görüyoruz, yaşıyoruz. İnanılmaz bir para da kaptırmışlar. Yazık, günah yani. Abla, burada din görevlilerimize de çok büyük işler düşüyor. Onlar da lütfen yani vatandaşlarımızın bu tür olaylara kanmamaları için aydınlatılmaları gerekiyor. Yani bunların olamayacağını onların anlatması lazım. Benim anlatmam herhalde hiç abeste iştigal olur yani, resmen yani. Peki evine geldikten sonra bu insanlar, bu iki kişi aynı anda mı geldi? Ümit'le Muhammed aynı gün mü geldiler? O günü bir anlatır mısın? Yok abla. Ha. Muhammed hiç gelmedi. Ümit geldi sadece. Hangisi kendisini hoca olarak tanıttı? Ümit mi, Muhammed mi? İkisi de abla. Hocaymış yani bunlar. Ha, hocaymış. Hocanın daha da üstüymüş bunlar. Daha nasıl oluyormuş? Daha üstü niye nasıl ya? Niye bunları maska yapılmış? Niye evet. Onların ölümünden kime ne fayda ya. Var? Hocam bir şey soruyor. Bir dakika. Hocam sorun. Yasin şunu... Hocam sorarken de çekinerek sordu. Bir kısık sesle sordu. Hocam siz sorun, buyurun. Yasin'cim yani. Size niye 45 tane muska yapılsın? Yani ne tür bir çıkarı var birilerinin sizin ölmenizden? Siz kimsiniz? Nasıl bir işiniz gücünüz var da insanlar sizin ölmeniz için bu kadar çaba harcıyor? 45 muska ya, az değil yani. Evet. Ablacığım şöyle açıklayayım. Bunlar sadece ben tek değilmişim. Sonradan öğrendim ben bunu. Muhammed anlatıyordu. Binlerce kişi var. Kapımda yatan, uyuyan binlerce verilecek para var diye. Ben bunu düşündüm daha... 3-5 ay sonra anca çözdüm ben bunu. Peki Nurbahar, biraz hatta bekle lütfen. O insanlar evine geldiği gün ne oldu? Yani hiçbir şey çok olmadı. Çok kaldılar mı? Ne kadar kaldılar sizin evde? Çok kalmadı. Biraz kaldı. Ama bizim yüzümüze bakarak konuşmuyordu. Elinde telefon vardı, böyle dokunmadık. Ona bakıyordu. Böyle hiç yüzümü ben bakıyordum böyle onun yüzüne. O benim yüzüme asla çığırtı bakmıyordu. Sadece telefonda okuyor öyle bak söylüyordu bize her şeyi. Ne okuyordu telefonda? Bilmiyorum, okudasını bilmiyorum. O hayır, orada... Arapça mı okuyor, Türkçe mi okuyor? O orada okuyordu, ben oturuyordu, ben burada oturuyordum. Bu kadar uzak duruyordunuz. Evet, karşılıklıydık. Böyle aramızda bayağı mesafe vardı. Duyuyorsundur sen, Türkçe mi konuşuyor, Arapça mı konuşuyor? Hem telefon elinde Türkçe konuşuyor. Hem telefona bakarak konuşuyor. Böyle benim yüzüme bakarak konuşmuyordu. Ne söylüyor? Bir şey cümleler ne, hatırlıyor musun? İlaç pek hatırlamıyorum ama ilaç olduğunu söyledi bizde. Muska var sizde dedi, ilaç var dedi bana. Niye yapmışlar bilmiyorum. Size mesela bunu? Kim yapmış? Bilmiyorum, odasını söylemedi. Bilmiyorum, odasını bilmiyorum. Var mı düşmanınız falan? Bilmiyorum, düşmanımız bilmiyorum. Siz düşünmüyor musun peki bunu bana niye yapsınlar? Kimin benimle ne alıp veremediği var diye. Niye sana muska yapsın birisi? Yok bizde yok dedik biz işte, bizde yok dedi. Niye 45 tane yapsın? Bir dakika Kayra, şöyle olayı aynı anlamaya çalışıyor hocam da. Şimdi evin içerisinde ne kadar kaldılar? Dolaştılar mı evin içini peki? Ya onu öyle çıktı, dışarı çıktılar, öyle çıktılar, bilmiyorum. Yasin'den çıktı onu da kendisi. Yasin dışarı çıktığınızda bu arada balkona ne konuştunuz bu Ümit'le? Vallahi buralarda dedi incir ağacı olması lazım dedi. İncir ağacını gösterin bana dedi. Ben buralarda incir ağacı falan yok dedim. Bir dedim evimizin önündeki incir ağacı var, o da burada dedim. Yok dedi bu. Tekrar salona girdi. Salondan yan taraftaki odaya girdi. Oradan çıktı. Bu tarafa geldi. Yani ağaç arıyor adam. Bilmiyorum, evin içinde bir şeyler arıyor. Dışarıda bir şeyler arıyor abla. Ha, arıyor dolaşıyor yani. Öncesinde anlamadım. Peki şunu merak ediyorum. Sen o şeyde kahvede otururken o yanınıza geldi ya. Sonrasında sen adresini o insanlara Ümit Bacağı ve Muhammed Kalmaoğlu'na verdin mi? Şurada oturuyorum diye adresini söyledin mi? Ondan sonra işte tanıştık abla. Hayır, başka bir şey soruyorum. Şimdi kahvede sen tanıştın ya bu iki tane adamla. Bu sana bakım yapacağız falan dediler ya. O sohbet sırasında sen onlara oturduğun yeri, adresini verdin mi? Sadece Ümit biliyordu benim Kara Ahmetler köyünde. Tamam, adresini öğrenmiş. Yani evet, evinin evet. Nerede olduğunu öğrenmiş. Evet. İncir ağacı var mı yok mu öğrenmiş. Gerçi ocağınızı evet. İncir ağacı dikmiş ama yani. Başka yere evet, değil yani evet, incir ağacı. Çok evet. Sembolik yani incir evet. Ağacı da. Yani ya burada buna da tam oturdu yani bu söz gerçekten. Sonrasında kaç gün sonra evinize geldi sevgili Yasin bu sahte hoca? Kahveden sonra kaç gün evinize geldi? Sahte hoca demesek aslında hocaları hoca da günah. Evet, ayıp oluyor yani. Ya. Dolandırıcılar diyelim. Sahtekarlar. Evet, dolandırıcılar. Evet. Kaç gün sonra evine geldi senin? Abla 1,5-2 ay geçti geçmedi.
Yani geçmedi. O sırada keşif yaptılar belki de. O arada 1,5-2 aydı sen o insanlarla konuştun mu hiç? Telefon açtılar mı? O insanlarla arada sırada telefonla konuşuyordum. Ne sonra... konuşuyordunuz? Ne konuşuyordunuz evet. Hani ne diyorlardı? İşte evde nasılsın? Durumun nasıl? Niye soruyorsun ki sana dedim. Abi sen niye soruyorsun? Hani zaten beni şey yapmıştın. Evde hasta oluyor musunuz diye falan soruluyordu yani. Ne soruyordu sana? Evde hasta oluyor musunuz diye falan soruyordu bize. Hasta mısın? Nasılsın? Evde durumun nasıl? Keşif yapıyor yani. Durumu nasıl? Arıyordu yani seni. Yasin'i konuşurken. Arıyordu. Ha, Yasin evdeyken sen de konuşmaları duyuyordun. Evet. Bir anlatır mısın bir daha sen? Ben de bunları duyuyordum işte. Bazen benim yanımdan kalkıyordu, bu dışarı gidiyordu. Evde durumlarınız nasıl? Hasta oluyor musunuz? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Böyle böyle soruyordu bize, kelimeler soruyordu oğlana. Peki Nurbahar Hanım, senin hastalığın da o sırada var mıydı? Vardı. Ben vardı. Sen de tabii yaralıydın. Korkuyordun. Ölümden de korkuyordu, tabii. Hastalıktan da. Bağırsak kanseri. İnsanların yaralı olduğu zayıf alanlarını bulmaya çalışıyorlar. Gerçekten ne kadar kötüler ya. Ondan sonra da üstüne gidiyorlar işte. Böyle. Aynen öyle. Hepimizin vardır mutlaka zayıf bir yanı. O gün eve geldiğinde pek sen onlardan rahatsız olur mu Nurbahar? Yani o Ümit bir tane tanımadığın bir adam eve geliyor yani. Ondan olmadım herhalde, olmadım. Niye? O Ümit'ten hasta olmadım ama Muhammed Kalmoğlu'nda telefonda yeğenimi telefondan konuşurken beni istiyordu. Alıyordu, konuşturuyordu beni. Ama o zaman vücudum böyle zıngıl zıngıl titriyordu. Peki Muhammed niye senin telefonu istiyor? Bilmiyorum. Parayı çektireceği kadar, bizi elimizden parayı alacağı kadar bizi sürekli sık boğaza soktu. Gece gündüz aradı bizi. Sürekli durmak, dinlenmek yok. Ne diyordu telefonda sana? Tamam, uyuyabiliyor musun? Bir şey hissediyorsun. Başka? Bu kadar çok konuşmuşsun. Sen de dedi 40 tane dedi, 41 tane muska var dedi bana. 45'ti. 45'li oğlana demişler. Ben de 40 evin tane, 41 40. tane. Ya sen de 40-41 evet, bir de evde bana de 45. Anlatsın, 40 tane. Evet. 41 tane muska var. Efendim? Anlat, devam et. Evet. 40 tane, 41 tane muska var. Ben işte ölecekmişim, ferşlik alacakmışım. Yatağa mahkum kalacakmışım ben. 80 ben, tane muska var o zaman evde 86 yani. 86 oldu. 86 oldu. Ona da bak, oğlanın Yasin'i. Peki Muhammed kaç yaşında Yasin? Kaç yaşında Muhammed? Muhammed. Görmedim ben karşı karşıya. Bakayım Yasin biliyor vallahi belki. Vallahi yaşını tam olarak bilmiyorum ama 40 falan vardır yani 40. Hayır 40. Muhammed özellikle Nurbahar'ı neden arıyor? Halanı neden arıyor? Ona bir, şimdi sen bekarsın ya Nurbahar. Beni dinliyor musun? Evet. Bekarsın ya, sana bir ilgi mi gösterdi? Bir şey mi yaptı seni rahatsız etti? Biz karşı karşıya girdik, hiç konuşmadık. Sadece Yasin'i telefondan konuştuk telefonda. Beni istiyordu telefona. Seni yani niye almak istiyor? İstemiyordum oğlan işten geldikten sonra. Oğlan kapıdan içeri girmeden telefonla arıyordu. Beni istediği telefonu ben bazen almak istemiyordum, konuşmak istemiyordum. Sonra konuş ablacığım dedi. Yasin bana hala derken, halacığım nasılsın, halacığım iyi misin diye bana hala demeye başladı. Ben senin halayı değilim, bana hala deme dedim ben de ona. Söyleme dedim. Ondan sonra güldü bu telefonda, gene de hala demeye başladı bana. Peki Yasin neden halanla konuşmak istedi bunlar? Abla, insanı öyle bir etkiliyorlar ki, hani öyle bir şey yapıyorlar ki. O şeyin etkisini yani anlatamam. O şeyin etkisinin altına girdiği zaman sana istediğini yaptırıyor. Anlamaya çalışırız. İzleyicilerimiz de öyle. Allah aşkına. Yani onu bir vallahi, bir tanımlamanı rica edeceğim senden. Yani abla, bir anlatmanı rica edeceğim ki anlayalım sizi. Şöyle söyleyeyim. İnsanın her dediğini yapasın geliyor. O şekilde yani. Allah Allah. Yani öyle anlatamıyorum. Başka türlü anlatamıyorum bunu. Ya size bazı şeylerde mi bulunuyorlardı? Bunu yap, şunu yap. Taleplerde mi bulunuyorlardı? Kredi dışında başka ne istediler sizden? Yani kredi dışında sadece işte kredi çekmemizi, işte parayı onlara vermemizi. Biz sizi izleyeceğiz. Bu kadar çok telefonla aramışlar ya. Sürekli para meselesi mi dönüyordu telefonda? Evet. Sürekli para. Evet. Evet, evet abla. Zaten parayı aldıktan sonra bizi, dedi ki bize parayı alırken, size de o zaman zamanında 26'sında dedi, parayı vereceğim abla dedi bize. Yasin'in ikimizi parayı aldı, biz ay 26'sı geldi, para yok. Yasin, Muhammed Kalmoğlu'na ay 26'sı geldi, paramızı neye vermedi diyorum ben. Araya bu Muhammed Kalmoğlu telefonlara bakmayın, orada bitti artık. Peki Yasin gece arıyormuş, gece de arıyor muydu, kaç gibi arıyordu seni? Abla vallahi ben... İşten karşıda gelirse o zaman arıyor mesela akşam. Kaçta arıyor mesela? Mesela 2'de 3'te işteydim ben. Gece. 2'de arıyordu, 3'te arıyordu. Sabaha doğru, sabaha doğru evet. Evet, evet. Peki gece sabaha doğru bir kadını, halanı neden ister ki telefona? Vallahi abla ben... Çıkarı var benden, onun için iste ya. Çıkarı var, parayı çektirdi bana. Parayı aldı elimizden. O ağzımız dilimizde bağladı bizi, etkiledi bizi. Etkisiz hale getirdi. Aldı parayı elimizden. Ondan sonra bizi salmadı. Ağzın...
Etkisiz hale götürüyor bizi, konuşamayı. Ona dönüyor ya. Estağfurullah ya. Ne bileyim, dinimize sarılsaydın. Onlara niye... Konuşmuyorum. Allah'ı dahi tanıtmayın lan insana ya. Yani vallahi. Peki böyle sahte insanlar olup dinimizi kullanıp insanları dolandırdığını birçok yerde konuşuyor, herkes uyarıyorlar. Hiç duymadın mı? Yani... Duydum ama inanmadıydım gerçekten. İnsan hep bu bilim kurulu. İnanmadıydım. Evet, inanmadıydım gerçekten. Gerçekten başına gelince insan her şeylere inanıyor. Neye inanmadın mesela? İnanmadım işte, olmaz böyle şey, yapamaz kimse, kimseye bir şey yapamaz dediydim. Kandıramaz diyordun. Evet. Hocam, ama ben de kandım. Ama maalesef işte kandım, Didem evet, Hanım, kandım, dolandı bizi. Bunlar çok farklı kişilikler, farklı insanlar. Yani son derece baskıcı konuşan, evet, son derece sizin zayıf alanlarınızı çok net bir şekilde fark eden, üstünüze bir psikolojik anlamda sizi ablukaya alan insanlar. Yani ondan kurtulmak çok zor. Yani en ünlü hocalarımız bile bazen biliyorsunuz bu tuzağa düşüyorlar. Hepimiz. Evet, biz kimseyi yermiyoruz. Sadece olayı bir anlamaya çalışıyoruz. Hangi yöntemleri kullanıyorlar? Herkesin başına her an her şey gelebilir. İşleri bu yani maalesef. Aslında tüm bilgiyi kendilerinden alıp aynı bilgi üzerinden dini duygularını da sömürerek o yüzden işte. Nurbahar Hanım daha çok konuşsun ki biz onu bir anlayalım. Ondan sonra dedi ki bana. Söyle bir anlat ben, bize ki. Ben dedim ki onu ondan sonra karakola giderim dedim ben. Karakol bana bir şey yapamaz dedi. Savcılığa giderim dedim. Savcılık bana bir şey yapamaz dedi. Kanala çıkarım dedim. Kanala asla bir şey yapamaz dedi. Hem sen benden izin aldın mı dedi, dışarı çıkarken dedi bana. Benim ağzım tutulak kaldı. Ben senden ne izin alacağım dedim, dışarı çıkarken dedim ya. Sen kimsin dedim ona. Kimsin deseydin evet. Bu şey, benden izin alıyor musun dışarı mi dedi bana. Ama gerçekten de devleti şeysini bizi biraz bizim nasıl, ya, bizim ifademiz emniyete başvurduktan sonra oğlum nasıl biz yanlış savcılığa gittik. Evet. Savcılıkta ifadeyi verdik, savcının yerine kağıtları verdik. Bize sonra bildiri kağıdı geldi. Bizim kendi konuştuğumuz verdiğimiz ifade bize geri gelmedi. Yanlış. Nasıl oldu? İster inanın ister inanmayın. Allah var yukarı. Canım yok, yani hayır. Ben başıma geleni söylüyorum arkadaşım. Madem öyle değil de savcılıkta neden bizim kayıtlarımız değişiyor da neden bizim ifademiz değişiyor savcılıkta? Sevgili Nurbahar, inanman gerekene inanmıyorsun, inanmaman gerekene de inanıyorsun. Yani savcıya inanacaksın, adalete inanacaksın. Bilmiyorum anam. Gerçek hocalara inanacaksın. Bilmiyorum artık, bilmiyorum. Çok mağdur durumdayım ama bilmiyorum artık. Sonra evinize bir daha gelmiş bu adamlar. Yani efendim? Siz kredi çekmeden önce evinize gelmişler. Bu sözde muskaları falan bir yerlerde bulmuşlar galiba. Ne oldu? Bir kez mi geldi bu Muhammed evinize ya da Ümit? Kaç kez geldi? Muhammed gelmedi, Ümit geldi. Ümit kaç kez geldi? Bir kez geldi. Sonra muskaları bulmaya gelmişler, öyle diyorsunuz. Evde bir şeyler buldular mı sonra? Yo, ben bilmiyorum onu. Sonra kredi falan çektikten sonra? Yoo. Bir dakika, ben bilmiyorum, benim haberim yok. Onu Yasin'e sorsan. Siz kredileri ne zaman çektiniz canım? Vallahi abla İstanbul'dayken 2018 mi diyeyim, 2017 mi diyeyim. Böyle bir şeydir herhalde abla. Sen ne kadar kredi çektin? Ben 18,5 bir var, 9,5 bir var. Allah Allah. Senin işin ne bu kadar kredi alabiliyorsun çat diye? 4700 vardır. Ne iş yapıyorsun diye soruyoruz. Bir firmada çalışıyorsun. Peki evet. Bu kredileri çektikten sonra sen onlara parayla EFT olarak gönderdin. Evet. Sonra evet, aramalar evet. Kesildi mi? Sonra aramalar kesildi. Halan sonra ne zaman? Nurbahar sen ne zaman kredi çektin? Peki Yasin'in kredi çektiğini biliyor muydun? Bilmiyordum. İkisinden de haberim yoktu. Sen ondan Yasin'in habersiz nasıl kredi çektin? Ben Yasin'e habersiz çekmedim. Yasin'le beraber çektik zaten. İki ay sonra yine aradı abla bizi bu. Bir dakika, sen bu krediyi bir 18,5-9,5 krediye çektikten sonra 2 ay sonra seni bir daha mı aradı bu adam? Evet bir daha aradı. Ne yaptınız? Ne istedi sizden? İşte dedi halanda şunlar var, bunlar olacak. Verdik parasını onları düzelt diye. Zaten dedik hani istediğin parayı verdik. Ha. Sen daha ne parası istiyorsun? İşte şu yetmiyor, bu yetmiyor. Hani ne yetmiyormuş? Bilmiyorum abla, materyaller alacağım dedi, safran alacağım dedi. Hı hı. Bir şeyler alıyor, hani, bir masraf yapıyor. Kağıda bir şeyler yazmış. Peki o kişi... Söyle. Hayvan ayağı yazmış, bir şeyler yazmış. Acayip şeyler yazmış kağıda. Ya Yasin, sen sonra bu adamları getirmedin mi? Kardeşim ben sana bu kadar para gönderdim. Neredeyse bu muskalar bulsana demedin mi? Eve getirdin mi? 80 bin ne kadardı ya?
81 tane mi? Muska. 86. 86. 86 tane muska. Bulup çıkardı mı size onları? Vallahi abla Ümit geldi sadece. Böyle böyle bu kadar muska var dedi. Gitti. Hiç bulup çıkarmadı yani. Ümit senin arkadaşın mı? İşte orada tanıştık. Çay Cuma'da tanıştık. Çay Cuma'da. Evet. Daha önceden tanışıyor muydun? Yok. Peki ben şunu sormak istiyorum Yasin sana. Sizin hayatınızda ne tür bir problem vardı ve neyi çözmesini bekliyordun? Ve o problemin çözülmediğini gördüğün halde parayı tekrar niye verdin? Yani sen hayatında ne olacak zannediyordun? Seni bir şeylerin düzeleceğine mi inandırdı? Yoksa bir hayal kurdurdu, kötü şeyler olacağını vaat etti ve o kötü şeyleri durdurmak için mi o parayı aldı? Vallahi abla hem onunla konuşurken böyle hani... Ne bileyim insanı etkisini altına alır da yarısı gün her şey iyi olur derler ya, ondan sonra da kötüye döner ya her şey. Hı hı. Öyle bir his verdi bana. Öyle bir etkiledi ki. Ya nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum artık. Meslek haline senin mi hayatın kötü müydü o sırada? Yani hayatım kötü derken İstanbul'a işe başlamadan önce işsizlik bir sıkıntısı vardı. Yani o psikoloji vardı. Ve bunlar kötü muskalar sonucunda işlerinin daha iyiye gideceğini mi hayal ediyordun? Ne bekliyordun yani sen? Özgür bir WhatsApp'a baksana. Bir WhatsApp grubumuza bir bakar mısın? O bilgiyi benim yazdıklarımı bir okur musunuz lütfen? Hani ne bileyim daha iyi olur her şey diye düşündüm. Hı. Ondan sonra zaten hani hayat birdenbire tersine döndü gibi bir şey. Anladım evet. Ama geç oldu yani bunların. Yasin sen ne iş yapıyorsun? Bir daha bize söyler misin? Ben şu anda banyo dolapları, duşakabin. Nerede yaşıyorsun? Şu anda nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Perşembedeyim abla. Zonguldak Çaycuma Perşembedeyim şu anda. Tamam. Peki bu insanları, bu olaylar 2 yıl olduktan sonra bir daha gördün mü? Abla o olaylardan sonra işte mahkeme süreçlerinden sonra zaten ondan sonra hiç ne görmüşlüğüm ne konuşmuşluğum hiç yoktur. Peki sevgili Nurbahar, o insanlar bir daha evine gelmemişler, muskaları da bulmamışlar. Evet. Resmen dolandırılmışsın. Evet. Bir de dedi ki bana, şu iki kelimeyi de söyleyeyim bir de. Bir de dedi ki bana sonra Muhammed Kalmoğlu, Zonguldak Üniversite'ye gittim. Affedersiniz benden parça aldılar. Parça aldıktan sonra kız kardeşim beni evine götürdü. Zonguldak'ta kız kardeşim evindeyim. Akşam oldu saat 11-12 civarlarında. Bir telefon geldi Yasin'e. Kim o Yasin? Muhammed Kalmoğlu. Neden arıyor bizi? Ver bakayım bana. Ben Yasin'le konuşmak istiyorum. Bu telefonu artık beğendi duruyor. Yasin kalınca durmayı dedim ben. Ondan sonra dedik ben dereye gel abla dedi bana. Neye geleceğim ben dereye dedim. Ben derede senden konuşmak istiyorum dedim bana. Sen... O saatte dedim ben. Bir dakika kaç kimsenin dereye çağırıyor? Korkmuş. 11-12 civarlarında. Gece yarısı. Evet. Yasin peki niye senin halanı dereye çağırıyor canım ya? Vallahi abla biz İstanbul'dan o zaman yeni geldik. Konuşmak için dereye çağırıyorum dedi Eniştemin bana bilmiyorum. Eniştemin oraya geldik. Gittin mi? Gitmedim gider miyim o saatte? Başına bir şey getirecekler halanın. Gitmedim zaten. Evet zaten ben hani artık bağlantıyı kestiğim için adam hani paraları da aldı. Bağlantıyı da kestik. Ondan sonra böyle bir şey çıktı ortaya. Hani gel diyor, dereye gel diyor da ben sana paranı vereyim diyor. Bir de bana şey diyor, sana... Telefonda. Ha, Muhammed mi söylüyor? Muhammed Kalmoğlu söyledi, evet. Sevgili bulacak sana. Bana evet, bana sana adam bulayım dedi bana. Yasin senin halanla böyle nasıl konuşuyor bu adam aynı ya? Bu Yasin de vardı bana derken bu kelimeleri zaten. O da vardı. Sen demedin mi? Yani neyse ki şimdi yok, ağzım bulacağım ya. Kimse bir şey diyemedik. Sadece dedi. Neyse peki Muhammed bir anlamda Nurbahar Hanım'la da bir kendisi bir ilişki mi yaşamak istedi? Öyle bir talepte bulundu mu? Benim aklıma öyle bir şey geldi. Çok saçma bir şey ya. Yasin. Bana yüzüme karşı öyle bir şey söylemedi ama. Hangi alanda zayıf onu bulmaya çalışıyor işte Didem Hanım. Hani yani abla, Nurbahar şöyle, bekar diye. Söyle evet. Evet bekar diye de şey yapabilir. Bir de şöyle bir durum var. Hani paranı vereyim gel diyerekten bir şey de yapabilirlerdi. Hani o kafada olsaydı gitseydi veya. Hani farklı bir şey de yapabilirlerdi. Bilmiyorum artık. Bu adamlar başka kişileri de dolandırmış olabilirler mi? Ablacığım onu anlatacaktım. Söyle. Milyonlarca kişi varmış. Milyonlarca. Muhammed. Heh.
Milyonlarca kişi varmış, parasını ödeyecek. Muhammed ilk başlarda öyle diyordu. Milyonlarca olur mu ya Yasin? Allah'ını ya seversen. Sen vermesen benim kendisi kafamda bekliyorlar. Kendisi söylemiş yani ona. Onur kendisi söylemiş. Vallahi, seni ikna etmek için dedi. Söylüyor onu. Bilmiyoruz artık. Dedi zaten hani yaşlı, bize. Yaşlı adamlar benim kapımda ağlıyor dediydi o zamanlar. Evet. Niye? Tamam şimdi biz bu insanlara ulaşmaya çalışalım. Muhammed Bey'e ve diğer kişiye ulaşmaya çalışalım. Ama az para değil yani. 100 bin lira epey bir dolandırılmışsın. Ya iyi ki gitmemişsin o dereye. Belki de başına bir amaretten yeni ki çıktım geldim eve. Akşama götürdüler beni. Şimdi devam edeceğiz seninle. Ama şimdi bize başvuran bir aile var. Nereden geldiler? Aydın'dan programımıza katılıyorlar. 32 yaşındaki Hakkı Gencoğlu 23 Aralık günü Aydın Gelmencik ilçesinde Yeni Mahalle Mahallesi'nden Alangüllü Mahallesi'ndeki bahçelere zeytin toplamaya gidiyorum diye gitmiş, kaybolmuş genç adam. Aynur Ballı, oğlu Onur Ballı ve kardeşi Metin Gençoğlu, birazdan onlarla konuşacağız ama onlarla öncesinde bir röportaj yaptık. 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu nerede olabilir? Ekranda görüyorsunuz. Konuşacağız ama önce onlarla yaptığımız röportajı ekranlarınıza getirelim. Aramadığımız yer kalmadı. Şüphelendiğimiz yerler vardı. Onları aradık. Metin Gencoğlu. Benim kardeşim, oğlan kardeşimin kayıp. Onun için başvurdum. Adı Hakkı Gencoğlu. Yaşı 32. Boyu 1.60. 1.70 boyunda. 60 kilo ağırlığındanca. Ayın 23'ünde kayboldu. Aralık 23'ünde kayıp. Aydın İncirlova Germencik'ten. O zamandan bu zamana kendisinden bir tane haber alamadım. Bu zeytin toplamaya gitmiş arkadaşlarına, 3 arkadaş ve dönmedi. Kim gittiler? Onur Ballı, yeğeni Ali Tereli. Bunların arkadaşları. Neden zeytin toplamaya gittiler? Başak toplamak için, yemek çıkardığı zaman harçlık yapıyorlar. Bunlar bu yüzden zeytin toplamaya gitmişlerdi. Peki 3'ü gitti, ikisi döndü. Neden Hakkı Bey dönmemiş, ne olmuş, nerede ayrılmışlar? Onu da ben bilmiyorum. Benim kardeşim telefon etti, kız kardeşim. Bana dedi ki bu abi, Hakkı geldi mi köye? Hayırdır dedim. Nereye gelecek? Bir gün içinde ben kaybettik ve ondan haber alamıyoruz. O yüzden bir eve bakıver dedi. Ben gittim eve baktım. Ben bile der yoktu. O başka bahçeye gitmiş. Onun arkadaşı tabii yeğene de demiş gitme. Biz hep beraber gidelim demiş. O da dinlememiş. O yüzden başka bahçeye gittiği için bir de geri dönmemiş. Neden başka bahçeye gidiyor? Zeytin toplamak için. Daha çok topladı. Evet, daha çok toplamak için. O yüzden hani kendisinden bir tane daha haber alınmamış. Aramadığımız yer kalmadı. Şüphelendiğimiz yerler vardı. Onları aradık. Her tarafı gezdik, dolaştık. Bir tane sonuç alamadık. Yani şüphe edecek şu anda kimsemiz yok. Bizzat benim Onur'u sordum. Bir onu, her şeyin ne olduğunu, ne bittiğini Onur biliyor. Başka bir, bizim bilgimiz bu şeyinde yok. Bizim bildiğimiz bu var. Kardeşim kayıp. Sizlerden rica ediyorum. Ben bunu 8-9 günden beri arıyorum, bulamıyorum. Eğer gören varsa, duyan varsa bizleri haber etsin. Evet, Hakkı Gençoğlu 32 yaşında genç bir adam. Tam 8 gün olmuş kayıp. Abisi Metin Gencoğlu, ablası Aysun Ballı ve yeğeni Onur Ballı bizimle beraber. Çok endişelisiniz biliyorum. Aysun Hanım, kardeşiniz nerede olabilir? Çok üzgünsünüz. Bilmiyorum nerede kardeşim. Epey aramada yapılmış galiba. Gittiği yerde aramalar yapılmış. O gün aslında Onur yeğeni o gün onunla beraber değil mi? Onur bize bir anlatır mısın? O gün siz kaçta evden çıktınız? Dayın nasıl yollarınız ayrıldı? Nerede olabilir dayın? Kaç gibi? 4 civarı evden çıktık. 23 Aralık günü. Evet. 4 civarı evden çıktık. 16'da evet. Evet. 5-5.5 civarları falan orada olduk. Nereye gittiniz peki dayınla? Alangüllü tarafına, hani zeytin toplamak için. Alangüllü'nün dağları var orada. Sen varsın, dayın Hakkı var. Başka kim var? Arkadaşımız Ali Tereli diye bir çocuk vardı. Tamam. Burnu kırık değil mi? Evet. Gittik, hani 20 dakika falan o dağın eteğinde falan dolaştık. Ne yaptınız dağın eteğinde 20 dakika? Zeytin aradık. Yani toplamak için zeytin aradık. Tamam. Sonra az bir yer bulduk, toplayacaktık orada. Hakkı dayım dedi, siz de burayı toplaya koyun. Hı. Ben de şu yan bahçeye bakıp geleyim, orada var mı? Tamam. Bu yan bahçeye kadar gitti, biz 20 dakika falan topladık orada. Hı. Sonra Hakkı dayım geri dönmeyince, ben de arkasından merak ettim. Gittim o tarafa doğru, göremeyince seslendim.
Ses de gelmedi. Evet. Sonra aramaya başladık. Bayağı bir aradık yani. Bir saat. Yani Ali ile ikiniz aradınız, evet, onu. Bilemedin, iki saat aradık. İki yoktu. Saat. Ha. Evet. Yani bulamadık. Biz de geri döndük. Belki bizi bulamayıp eve gitti diye. Eve döndüğümüzde yoktu. Eve döndükten sonra ne oldu? Aysun, evet, beraber mi yaşıyorsunuz? Yani sizde beraber mi yaşıyoruz? Sizde mi kalıyordu? Bizde kalıyordu. Üç haftadan beri bendeydi. Üç haftadan beri. Peki eve kaç gibi döndünüz siz? Kaç gibi? Ali ile beraber döndünüz. Sabaha karşı. Hemen 8-8.30 bilemedim. Bütün gece aradınız mı, anlamadım. Evet, sabah, yani gün ağrılıyordu. Yani sabaha kadar aradık yani. Sabaha kadar aradınız. Peki anneni uyandırmadın mı? Anne dayım yok, kardeşin yok diye anneni uyandırmadın mı? Kaybolduğuna şey, o kadar da şey yapmadık ki, ondan rahatsız etmek istemedim. Sabaha doğru gelince gidip yattın mı, ne yaptın? Uyuyakalmışım zaten. Yani yorgunluktan uyuyakalmışım. Annem ile uyandırdı beni. Peki diğer dayın Metin Bey, siz yakın mı oturuyorsunuz? Hayır, ben bunlardan 12 kilometre uzaklıkta bende. Peki sabah nasıl kaybolduğunda iyice şey yaptınız? Sabah uyanınca ne oldu? Ya yani eve gidiyorsun, uyuyorsun. Anladım. Gelmedi. Gelmemiş eve. Yani annem ile daha beni uyandırdı. Dayın nerede diye. Ben daha gelmedim, o dedim. Ben daha da kayboldu. Sonra annem ile beraber gittik, daha aradık. Bulamayınca da annem ile de jandarmaya gitti, kayıp ihbar vermeye. Şu anda kayıp nerede? O gün üzerinde ne vardı? Nasıl, hangi kıyafetler vardı? Annemin siyah çekede vardı. Aynı üstümden çıkardım, siyah bir şey, mont gibi bir şey var. Onlardan vardı üstünde. Ayağında kont pantolon vardı. Tamam. Bir de açık kont. Şu dizi yırtıktı şöyle. Bir mavi, aynı böyle bir kot patron vardı. Boyuna kadar, boyu posuna kadar. Boylu. Boyu uzundu bayağı. Uzun boylu, evet. Bir de, peki o bölgede başka yerleşim yerleri falan var mı? Sadece arazi mi orası? Dağlık bir yer yani. Öyle herhangi bir ev falan yok. Yani çok mu uzaklaştı sizden? Ben anlamadım ki, çok şey. Ben de bilmiyorum, karanlıkta. Ben de hani. Siz niye karanlıkta zeytin, evet, topluyorsunuz? Ve kimin zeytini topluyorsunuz? Yayan gitmişler. Yayan diye gün ağrır diye yayan gitmişler. O da yakın gidince gün ağrmamış. Gün ağrmadı. Ne? Anlamadım, nasıl? Uzak yani, gideceğiz diye bunlar gideceğiz erken kalkmışlar. Yayan gideceğiz diye biraz erken çıktık. Altlarında araç yok bunların. Siz biliyor muydunuz Aysun Hanım? Yani kardeşiniz oraya zeytin toplamaya gidecekler, biliyor muydunuz? Benden gidiyordu zaten. Benden gidiyordu. Hadi ben o gün gitmedim ben. Bunlarla gitti. Siz birinin bahçesini mi topluyorsunuz, yoksa kendinize ait olan mı? Yok, millet çırpıyor. Artanla başka kalanları topluyor. Onur Bey az önce yan bahçeye gitti toplamaya dedi. Yan bahçe kime ait? Bilmiyoruz i̇şte, galiba. Hani i̇şte çırpıyorlar. Bahçede hani bilgimiz yok. Kime ait olduğunu bilmiyorlar. Herkesin topluyor zeytinleri, geriye kalanları. Arta kalanları şey yani, başak gibi. Evet, başak derler ya bazı yerlerde. Evet. Ha işte başak öyle oluyor galiba. Ama Onur, ben şunu anlamıyorum. O gün dayının keyfi nasıldı? Başka biri geldi mi o taraflara? Şüphelendiğiniz bir şey var mı? Dayı o sıra hani demişti, benim de onun da içinde de bir sıkıntı var. O zaman dedim ben, dayı dedim ben, içinde bir sıkıntı varsa dedim ben, hadi dedim ben eve geri dönelim. O dedi yok dedi, buraya kadar gelmişiz dedi, toplayalım dedi. Sonra azıcık ilerledik. Ali dedi, hani ben de kayıp diyor dedi, düşün bu ayakkabılarla dedi, ayakkabıları değiştirelim mi seninle dedi. Sonra Ali ile ayakkabıları değiştirdiler. Sonra işte ondan bir 10 dakika falan daha geçti, dayım kayboldu. Yani 10 dakika içinde. Evet, kayıp düşmeyeceği, hızlı çok yürüyebileceği enteresan falan bir ayakkabı mı, evet, giydi ayağına? Daha aynen iyi kendisini tutan. Ama 10 dakika ne kadar uzağa gitmiş olabilir ki? Orhan Bey? Sıkıntılı biraz, bilmiyorum yani. Biraz dinlemek lazım. 10 dakika demedin ama biraz epeyce bir zaman ama geçti değil mi? 10 dakikada kayboldu dedim bak. Çok 10 dakikada şey kayboldu. Az önce 20 dakika dedin. Nasıl kaybolduğunu inandın sen 10 dakikada dedim ve ayakkabısını değiştirdi. Sonra hani biraz daha ilerledik biz. Biraz daha ilerledikten sonra hani zeytin toplam, hani biraz zeytin bulduk. Mesela sen neredeydin dayın o tarafa gittiği zaman? Ben dağın biraz eteğindeydim. Dayım da yanımdaydı zaten. Dayın yanında. Diğer evet arkadaşınız? Diğer arkadaşım bizden biraz daha hani çok uzak değil. Senle misal şu ablam kadar mesafeli uzaklıkta. Kaç yıllık arkadaşınız Ali? Ali'nin aynı mahallede büyüdük. Çocukluktan belli. Hani Hakkı dayımın da hani tanıdığı bir insan. Dayını sever misin? Severim tabii. Dayı diyorsun, yakın herhalde yaşlarınız. Dayım, o 32 yaşında, ben 97 doğumluyum. Kaç yaşındasın yani? 23. 23. 9 yaş var yani aranızda. Evet. Dayınla diyaloğu nasıldı peki? Nasıl biri dayın? Çok severdi onlar, hep birbirlerini. Yani birbirimiz abi kardeş gibiydik. Yani
Dayı değil de ya bu kardeş gibi. Şimdi 16 gibi gidiyorsunuz oraya işte zeytinleri, arta kalan zeytinleri toplamaya. İşte bir iki saat bakıyorsunuz 16-18 civarı falan. Hava aslında daha kararmamış. Kararmış oluyor mu 18'de? Ama sabaha yani... karşı 4. Akşamüstü 4 değil. Ha, siz sabaha karşı 4'te gittiniz. Evet, karanlıkken ha. gittiniz oraya. Evet. Ha, sabaha karşı 4'te gittiniz. Evet. Hani gün ağırana kadar aradık. Bir dakika, bir saniye. Sabaha karşı 4'te mi şey yapmaya gittiniz? Zeytin toplamaya ne zaman gittin ya? Anlamadım. Hani 4 gibi biz evden çıktık. Sabah doğru. Ha, 4 herkes gibi. Uyurken mi? Evet. Biraz alkollü ya da madde falan var mıydı? Ha. Kendimizi kaybedecek kadar da değildik. Ben zamanı bir daha netleştirmek için sorayım. Sabaha doğru, sabah 4. Hepiniz uyuyorsunuz o zaman. Aysun evet. uyuyorsun değil mi evde? Uyuyorsun. Benim haberim vardı gittiklerinde baktım öyle. Sabah ve sabah saat 8'de gün ağardığında mı dayıyı kaybettiniz? Yok. Kaçta kaybettiniz? Karanlıktı kaybettiğimizde. Hani saat yoktu o zaman yanımda. Saati pek ben dayının cep telefonu var mıydı yanında? Yoktu. Benim de yoktu o sıra. Kimliğinizi aldınız mı yanınıza? Hiçbir şeyimizi almadık. Niye öyle peki? Onun kimliği bilen bende. Hani avuya gideceğiz diye hiçbir şey almadık yanımıza. Evinize ne kadar uzaklıkta orası? Kaç dakika? Bir saat falan yürüyorsun yani. Bir saat yürüyorsun. Oraya gittiğinizde mi bir şeyler madde aldınız yoksa öncesinde mi aldınız? Dörtte. Ondan sonra gittik. Peki ben bir şey soracaktım. 3 haftadır bizde dediniz. Ondan önce nerede yaşıyordu? Annemle mi bir haber yaşıyordu acallarda. Niye size geldi? Gezmeye geldi yanıma. Gezmeye geldi. Hiç böyle orada yani arkadaşı, dostu falan yok ya da onu tanıyan insanlar yok çok fazla. Yok, yok. Hakkı ne iş yapıyordu? Herhangi bir işi yok. Serbest iş. Bu yövme işi şey gidiyorduk onunla. Yövmeyle mi çalışıyor? Yövme. Serbest iş yapıyor. Serbest iş oldukça çalışıyor evet. o zaman. İş oldukça çalışıyor. Mesleği yok anladığım kadarıyla. Ha, mesleği yok. Hı-hı. Babam biraz bunu şımarık şey büyütmüştü. Kaç kardeşsiniz Metin Bey siz? Ben 9 kardeşim. 9 kardeş. 2 erkek galiba bildiğim evet, kadarıyla. Evet en ufak erkek. Hı-hı. En büyük ben erkek. Arada hiç böyle maddi başı belaya girdi mi kanunla hiç. Polise? Ben... onun hiç böyle şeyinde başı belaya gireceğini, öyle şey edeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü çok olgun bir kişi. Ufağının ufak büyüğünün büyük olur. Her şeyinde bir hani bir ufak çok saygılı ve büyüğüne çok saygılı düşmanın, bir kişi. Düşman var mıydı? Yok. Hüsmetli olduğunuz biri, şüphelendiğiniz biri. Yok. Peki konuşacağız ama gerçekten çok şüpheli bir durum. Bir ara verelim tekrar karşınızdayız. Aramadığımız yer kalmadı. Şüphelendiğimiz yerler vardı. Onları aradık. Zeytin toplamaya gitti. Bir daha geri dönmedi. Bir gün içinde kaybettik ve ondan haber alamıyoruz. Tam 8 gündür kayıp. Her tarafı gezdik, dolaştık. Bir tane sonuç alamadık. 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'nun başına ne geldi? Başka bahçeye gittiği için bir dedi geri dönmemiş. Ailesi kimlerden ve neden şüpheleniyor? Az sonra. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Evet devam ediyoruz. 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu 23 Aralık gününden bu yana 8 gün olmuş kayıp. Ailesi diyor ki abisi burada, ablası burada, yeğeni burada. Hatta yeğeni de o gün işte zeytin toplamaya gitmişler sabah erkenden. Ve şüphelendikleri kimse yok, düşmanları yok. Yok. O zaman yani orada nasıl kayboldu acaba? 10 dakika, 15 dakika içinde. Onur sen birçok şeyi biliyorsun aslında. Ne gördün orada? Hatırlasana bir hafta, yani 8 gün olmuş. Biraz tabii hayır. Çok da kendinde değilsin. Biraz madde aldığın için de. Yok, kendimdeydim. Her şeyi hatırlıyor musun? Her şeyi hatırlıyorum. Her şey. Ne oldu orada bize? Bir baştan bir daha anlatır mısın? Evden dayı, kaçta çıktın? Bir daha söyle. Hani 4'te falan çıktık evden. Sabaha doğru 4'te. Evet. Evet. Hani 5-5.30 bilemeden 6 gibi orada olduk. Tamam. Zaten hani biz biraz ilerledik. Tam dağa kadar yaklaştık. Sonra hani dedi Onur dedi bu içimde dedi bir sıkıntı var dedi. O zaman dedim haklıydım ben geri dönelim. Yok dedi buraya kadar gelmişiz dedi, toplayıp döneriz dedi. Sonra biraz daha ilerledik biz. Sonra sinek Ali Tereli'yle dedi, ayakkabıları değiştirelim. Ali dedi ayakkabıları değiştirelim de ben bu ayakkabılarla dedi kayıp düşüyorum. Niye orası rampa mı? Evet biraz
Dağda biliyor musun? Uçurum falan var mı orada? Yok, uçurum yoktu. Hani biraz yok, yokuş. Yok, baktık gittik biz, yokuştu. Yok. Yokuştu. Ondan hani... O size göre daha mı fazla madde almıştı? Dahil. Ha, ben bu ayakkabıya dedik, kayıp düşüyorum. Şey var, Onur şunu sormak istiyorum. Mesela biraz önce dedin ya Didem Hanım'ın sorusu üzerine 10 dakika sonra kayboldu. Şimdi dayın Hakkı senin yanından ayrılıyor, başka bir bahçeye gidiyor, zeytin arayacak. Değil evet. mi? Sonra sen ne oldu da ihtiyaç duydun da 10 dakika sonra hemen dayını arayıp da kaybolduğuna karar verdin? Ne abi için? Zeytin ne... topladık, yani yoksa orada gel artık buradan toplayalım diyecektim. Hayır. O niye sizinle beraber toplamadı, başka bir yere gitti peki? Orada zeytin var mı diye hani dedi, ben de kontrol edip gelelim. Yani burada da biraz az. Hani orada daha fazla varsa dedi, oradan toplarız. Bu gitti, hani bir 10 dakika, 20 dakika geçti. Gelmeyince, yani yoksa gel diyecektim artık. Hı. Buradan toplayalım diyecektim. Hani gittim şöyle bir göremeyince seslendim. Sesli gelmeyince sonra Ali'yi çağırdım yanıma. Geldim şuna bir bakalım. Bir yolları şöyle yakınca çevrelerini bir aradık, yok. Sonra biraz daha aradık. Ben bir dağ tepesi... Işık mı vardı elinizde Onur? Yok, hiçbir şey yoktu. Karanlık Zifiri ama. Karanlık. Evet. Aradık. Orada ışık da yoktu. Aradık, yok. Sence yani, ne oldu dayına Onur? Vallahi bilmiyorum. Bence hani oradan yürüyüp gitti herhalde. Nereye gitmiş olabilir? Niye gitsin yani size haber vermeden? Vallahi bilmiyorum. Hani o sırada nenemle de tartışmış herhalde annesiyle. Daha önce gider mi peki böyle? Hiç kızdığı gitmezdi. Zaman terk eder mi? Hiç gitmezdi. Nüfus cüzdanını almamış mesela. Ben hiç görmedim. Çünkü bu zamana kadar ben hiç görmedim onu. Hiç gitmezdi kardeşim terk benim. Gittiğini, öyle neneyle niye tartışmış? Görmedim. Neneyle tartışıp mı size geldi? Evet. Onunla tartışmış, benim yanıma neydi, gelmiş. Neydi konu, neydi? Orada benim kız kardeşim duruyor. Evli kız kardeşim duruyor. Ya o gidecek demiş annesine, ya ben gideceğim demiş annesine. Annesi de kız çocuğunu kovalamam ben demiş. Sen Hakkı kardeşin yanına gidersen git demiş. O da kızmış, benim yanıma geldi. Onur, o gece, o sabaha doğru daha doğrusu, sizden başka kimse var mıydı orada? Yoktu. Yolda yani giderken? Bildiğim kadarıyla yoktu. Zaten karanlık, ben çok kimse sordum görmedim. Ama yoktu diye anne diye. Bir ses duydun mu diyeyim, bir tüfek sesi diyeyim, bir insan sesi duydun mu kız şey oğlum acaba diyeyim. Hiçbir şey duymadım anne diyor. Duymadım diyor. Dayımın sesini duymadım diyor. Ama bak demin 20 dakika sonra bunlar işte. Bunlar da saat yok. 10 dakika mı? Çok uzun zaman oldu mu? Yani dayın sizden ayrıldıktan sonra. Ne bunda var telefon, ne etekinde var. Niye telefon yok yanlarında? Bunda vardı, sattı bu. Dayısında da suya düşürdü dayısı, bozuldu hani, telefonu. Yani aslında varken biri sattı, biri de suya düşürdü, çalışmadı. Kaybolan evet. Çocuk suya düşürdü, telefonunu bozdu. Bir ay oldu telefonunu bozulardı. Onur, hiç dayınla daha önce hiç kavga ettiniz mi? Aranızda hiç husumet olmadı. Benim çocuklarım hiç kavga etmez dayısınla. Onurca kaç çocuğunuz var peki sizin? Üçü olan bir kız var. Onur bir yanıt versin. Onur, dayınla kavga ettin mi? Yok, hiç etmedim. Daha ben dayımı çok severim. Bana, o beni vursa, şey yapsa bile ben... Hiç el kaldırmadı. Vurdu mu sana? Hiç vurmadı. Kaç yaşında kızınız? 15 yaşında. Hepsi iyi midir dayısıyla arası? Hepsi. Benim dayısı ilk hafta gidecekti. Benim kız yalvardı. Dayı seni çok özledim kal diye. Öylesi kaldı yanımda o. Metin Bey, yeğeninizin dayıyla arası nasıl? Onurla. Benim bildiğime göre çok iyiydi. Hı. Ben bunların gelip gidiyordu. Ben dedim ya, ben başka köyde kalıyorum. Biliyorum, evet. Benim durduğum köyde kalıyordu o da, Acarlar'da kalıyordu. Benim avında haberim olmadığından bırakmış gitmiş. Annemin evi ayrı, benim evim ayrı. Şimdi kayıp başvurusu olduğu için sizin jandarma AFAD ekipleri bölgede arama başlatmışlar. Başlattı. Evet, başlattı. Ama bir sonuç alamadılar. Alamadılar, yok. Şimdi bana bunlar bir gün arıyorlar kendi şeyinler. Bana telefon etti bunlar. Bunlar dediniz ki? Benim kız kardeşim. Aysun'la. Evet. Benim kız kardeşim bana telefon etti. Abi Hakkı geldim oraya. Ben kızım dedim. Hakkı niye geldi? Hakkı dedim evindedir. Bu da o zaman abi dedi. Bir zahmet dedi. Bir bakar mısın evine dedi. Ben evine gittim. Yok. Siz öyle mi öğrendiniz? Evet. Ben bunu da telefon açtım tekrar. Kaç gün sonra? Aynı gün mü? Hayır. Ertesi gün. Ertesi gün. Yani o sabah. Ben gittim Garo'da. O aramaya gittim de olanlarla ben. Niye aynı gün haber vermediniz Metin Bey'e? İşte belki buluruz gelir diye. Aynı gün ondan mı haber vermedim? Milleti kaldırmayayım ayağı diye. Ben gittim olanlarla oraya aramaya. Yok. Ondan sonra jandarmayı telefon ettim. Jandarmaları söyledim. Arama çalışmaları da yapılıyor ama biz olayı çok daha farklı araştıralım. Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim.
Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 10 10. Efendim 2020'nin son programıyla bugün sizlerle beraberiz. Perşembe ve Cuma günü sizlerle birlikte olmayacağız. Pazartesi günü yine sizlerin karşısında olacağız. Uzmanlarımızla beraber sizlere veda edelim istedik. Gerçekten ne yıldı değil mi? Çok, yani, ya, çok kötü. İnşallah bir an önce biter kurtuluruz da. Gerçi 2021'de de yine maalesef yine Covid'le mücadele devam edecek ama ben kendi adıma, bütün ülke için, kendim için, sevdiklerim için, ekibim için öncelikle sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum. Bereket dolu, şanslı, güzel bir yıl olsun ve kadınlarımızın öldürülmediği bir yıl olsun inşallah. İnşallah. Buyurun hocam, siz ne söylersiniz? Ben de gerçekten 2021'den öncelikle hepimiz için sağlık bekliyorum. Ülkemiz için ve bütün dünya için de çok daha güzel, aydınlık, kendimiz gibi olabildiğimiz, kendimizi gerçekleştirdiğimiz zamanlar diliyorum. Orhan hocam? Vallahi bu sene bize sağlığın ne kadar daha önemli olduğunu hatırlattı COVID. Hı hı. Ben de 2001 yılının herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesini istiyorum. Bundan 2021 sağlıkla gelsin, huzurla gelsin ve adaletle gelsin inşallah. Benim de meslek hayatımda farklı bir yolculuğa çıktım 2020 evet. yılında. Sizlerle birlikte olduğum için bu programda da çok çok mutluyum. Ekibimle de keza öyle. Herkese öncelikle sağlık, mutluluk, huzur, bereket diliyorum. 2021'de pazartesi günü tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.